Merhaba, herkese iyi akşamlar. Günün bu saatinde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sinema Mimarlık Paneli'ne hoş geldiniz. Ben bu akşam panelin moderatörlüğünü yapacağım. Ben Işılbay Sansarım. Öncelikle bize bu imkanı veren İstanbul Mimarlık Festival ekibine, The Circle platformu ile Banu İletişim, Binat İletişim Danışmanlık İşbirliği'ne gönülden teşekkür ederiz. İstanbul gibi artık mega diyebileceğimiz bir ölçekteki kent için gerçekten çok önemli bir adım attılar. Panelin içeriğine geçmeden önce sevgili konuklarımı tanıtmak istiyorum. İlk konuğumuz ve onur konuğumuz film yönetmeni ve mimar Yeşim Ustaoğlu. İkinci konuğum Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim elemanı Asu Beşgen. Üçüncü konuğum Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim elemanı Havva Bala Alkan. Panelin üst başlığını mimarlık ve sinema arakesti çerçevesinde 35 mm mekan, kesmeler, kopuşlar, kaymalar olarak belirlerken tabii ki festivalin ana temasından ve bu temanın bize çağrıştırdıklarından yola çıktık. Ve sinema ve mimarlık ittifakını biçimleyen kavramlar ile Yeşim Ustaoğlu sinemasının ürettiği kavramlar arasındaki kesişimleri tartışmayı hedefledik. İçinden geçtiğimiz bu tuhaf zamanlarda kent ve mimarlığa disiplinler ötesinden farklı temsil paradigmalarının gerçeklik kavrayışları üzerinden bakmak zaten elzem oldu aslında. Kaldık ki bu olağan dışı koşulların da ötesinde paradigma kavramını tarcımıza sokan Thomas Kuhn'un söylediği gibi paradigmalar zamansal mekansal hakikat modelleri olarak daima mutasyonlarla biçimlenirler. Kriz anlarında hep zaten kayma halindedirler. Biz mimarlar, sanatçılar, sinemacılar, film yönetmenleri dünyayı, mekanı, zamanı farklı, daha emsalsiz bir görme yetisiyle inşa ederler. Hatta söz konusu avantgard sanatçıların, mimarların ve otör sinemacıların ortaya koydukları şeyler kimi zaman bilimi dahi öncelemiştir. Hatta bugün öğrendim, scientist kelimesi Thomas Kuhn'un kitabından artist kelimesinden türetilmiş. Kimi zaman da bilim tarafından soruşturulmuştur sanatçıların ürettikleri. Einstein mesela kozmosu bütün olarak kavrayamamış olmamız değil, aksine kozmosun bir parçasını anlayabiliyor olmamız bir mucizedir der. İşte bu yüzden modern bilgi paradigmalar yani bilgi kuramsal çerçeveler dolayımıyla üretilir. Bu çerçevede zamanı ekonomik kullanmak adına ben, Asu ve Havva hocalarım paneli dört ana başlıkta gerçekleştirmeye karar verdik. İlki panelin üst başlığı ile ilgili yani doğrudan paradigma kaymasını konuşacağız. İkinci olarak Yeşim Ustaoğlu sinemasında varoluş, deneyim, algı ve sinematografik imge üretimi arasındaki ilişkiselliği tartışacağız. Üçüncü olarak ise filmlerin bileşenlerini oluşturduğunu düşündüğümüz bazı kavramları görsel malzemelerle birlikte tartışacağız. Ve son olarak da tabii ki sevgili Yeşim'in yeni projelerini konuşmak istiyoruz. Buradan ben ilk temamıza başlamak istiyorum. Kısa bir giriş yaptıktan sonra sözü Havva ve Asu hocamıza vereceğim. Onlar da sevgili Yeşim'e yönelik sorularını paylaşacaklar. Ben bu aşamada birbiriyle ilişkili üç soruyla başlayacağım. Yeşim, sen belki de hepsine bir batında karar vermeyi tercih edersin. O yüzden ben hepsini bir arada sormayı tercih ediyorum. İlk sorum yani paradigma kaymasını düşündüğümde aklıma gelen ilk mesele dünün analog makinası sinema ile mimarlık ve kent arasındaki paradigmatik ilişkinin tözünü oluşturan gerçeklik meselesi oldu. Yani bu temsil paradigmaları ile gerçeklik arasındaki ilişki. Güncel dijital görüntü teknolojilerinin vaz ettiğinden belki farklı bir kurgu olduğu için hali hazırda farklı düşünsel modeller koşuluyor. Belki de koşullamıyor. Bunu senin ne bağlamda değerlendireceğinle ilgili. Aynı minvalde ikinci olarak mimarlık, sinema, bilgisayar ve ağ teknolojileri arasındaki sınırların giderek muğlaklaştıran bilme ve görme rejimleri konusunu konuşmak istiyorum.
Mimarlık tıpkı sinema gibi aslında zaman içerisinde bir ekranı bir aygıta dönüştü. Yani modern mimarlığın avantgardı Le Corbusier gibi günümüzde pek çok mimar tasarımlarını sinema mimarlık arakesindeki olanaklar üzerine inşa ediyorlar. Kullanıcılar da ekran yüzlerinde, ara yüzeylerinde yaşayan birer siborg'a dönüşüyor. Yani ana akım sinemada, bilim kurgu filmlerinde siborglarla, androidlerle karşı karşıya geliyoruz. Peki ama örneğin Yeşim Ustaoğlu'nun otör sinemasındaki karakterler nasıl dönüşüyor ya da dönüşüyorlar mı bu bağlamda? Üçüncü olarak da yine aynı mimaride paradigma kayması ile ilgili zihnimi kurcalayan bir olayı paylaşmak istiyorum. Bu da hem mimarlığın hem de sinemanın üzerine konuşulan, söylemleşen görünürlük formları ile ilgili. Kuramcılar genel olarak mimarlığın bütün düzenlemelerinde maddenin oynadığı rol nedeniyle düşünülmesi zor bir disiplin olduğunu söylüyorlar. Bu görüşü paylaşıyorlar. Buna karşın sinemada mimari mekan hem maddi hem de simgesel olarak kurulabiliyor. Filmler gerçek ve sanalı, görünürle görülmezi, ortak olanıyla tekil olanı bir arada üretebiliyorlar ve çok katmanlı pratikler ortaya koyuyorlar. Böylece her iki alanında toplumun hücrelerine nüfuz eden iktidar ilişkilerinden ne kadar azade olacaklarını bilemediğimiz bir müşterekler ortaya çıkıyor. Bu üç soru, birbirine bağlı üç soru dediğim gibi sizlerin de ekleyeceği bir şeyler olabilir sevgili Havva ve Asu. Ama öncelikle ben Yeşim'i dinlemek istiyorum. Ardından sizleri davet edeceğim. Teşekkür ederim. Evet, ben bildiğiniz gibi çok analog bir eğitimden geçtim. Hem mimari olarak hem sinemada da aslında. Sinemaya başladığım dönemde de gerçekten çok analog bir serüven yaşadım. Yani pelikürün nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Bütün filmlerimi negatifle çektim. Hatta montajı bile yaparken, ki şimdiki kuşakların çok belki hiç görmedikleri montaj masasını kullanarak filmlerimin büyük bir kısmını yaptım. Sonra yavaş yavaş dijital dünyaya geçtim. Araf'la aslında geçtim. Ama öncelikli olarak kurgu sisteminde, yani post prodüksiyonda kullanmayı tercih ettim. Daha sonra da yavaş yavaş negatiften de dijital bir sahaya geçmemiz, yani aslında düşünürseniz şimdi şu anda sinema salonlarında bildiğimiz eski projeksiyonlar ve yani bizim montajlarken bile bobin by bobin, roll by roll, çünkü bir bobine sığdırmanız lazım. Bir filmin süresinin 5 ya da 6 kaç 20 dakikadan uzun olamaz aslında. Pelikürle çalışmak inanılmaz yaratıcı bir yandan. Daha doğrusu aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum ben paradigma kayması ile ilgili. Bütün bu serüveni içinde yaşayan biri olarak bugün için düşünürsek dijital dünya bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor aslında. Üretim koşulları açısından büyük bir demokratik alan sağlayabiliyor. Daha kendi başımıza tekil film üretebilme, bir fikrimiz varsa çok özgün bir bakış açımız, bir hikayemiz ya da bir anlatacak bir sözümüz, cümlemiz varsa bunu sağlıyor. Ama aynı zamanda bizi bir tüketim alanında sinemadan koparıyor. Yani büyük ekrandan koparıyor. Daha belki bugünkü izleyicilerimiz aslında sadece cep telefonu kullanan ya da tablet kullanan kişiler. Yani dijitalin bir de böyle bir tarafı var, böyle bir dünyası var. Sinema, hele üstelik şimdiki bugünkü, şu anda yani sadece şu bugüne bakarken, şimdi sinema salonları bir de bir mecburiyetten dolayı, pandemiden dolayı da kapalı. Ama açıldığı zaman, açılmasını düşünsek bile, yani pandemiyi atlattığımızı düşünsek bile, şunu hiç düşünmediğimiz bir şey.
aslında cep telefonuyla büyüyen, dijital dünyayla büyüyen çocukların düşünme ve algı sistemleri de belki etkileniyor. Yani nasıl filmler yapacaklarıyla ilgili. Çünkü üretimin kendisi bir yaratım süreci ve büyük bir ekrandaki algıyla, küçük bir ekrana bakarken sadece tüketici gözüyle değil, bir yandan da bunu üretecek kişinin neyle manipüle ederek büyümüş olduğunu, nasıl bir yaratım sürecine gireceğini biz bugünkü koşullarda henüz düşünmüyoruz. Bence bir sonraki adım böyle bir şey olacak. Belki de sinemayı ve yaratımı etkileyecek diye düşünüyorum bir ihtimalle. Analog dünyanın en büyük problemi daha zor koşullarda çekim yapabilmekti. Çok zor bir yani bir filmi üretebilmek için birçok tool'u bir araya getirmeniz gerekiyor ve çok masraflı. Ama dijital dünya bir yandan demokratik bir üretim sağlıyorken öbür taraftan da bir anlamda da algımızı değiştiriyor gibi tüketim koşulları ve bence bir sonraki aslında da üretim koşulları açısından diye düşünüyorum ben. Belki bunu aynı şeyi mimari açıdan da düşünebiliriz. Mimarlıktan uzaklaştığımı düşünüyordum uzun bir zamandır sadece sinemayla yoğunlaşıyorken. Ama aslında hiçbir zaman uzaklaşmadığımızı fark ediyorum. Uzaklaşmadığımı da fark ediyorum. Çünkü aslında hep bakarak yaşıyoruz. Hep algılayarak, hep izleyerek yaşıyoruz. Ya da ben öyle yoğun olarak öyle yaşıyorum. Her detaya, her noktaya, her yaşarken de yani her şeye dikkat ederek. Bu son dönemlerde bir ilginç bir şey söylemek istiyorum. Kendi tecrübemle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Burada bir köyde yaşıyorum şu anda. Biliyorsunuz İstanbul'la burası arasında pandemi sürecinde de burada geçirdim. Burada kendime bir yer inşa ettim ben. Kendim yaptım yani her şeyini kendim yaptım. İnşaat süresinde. Yani aslında bir anlamda mimariye dönmüş oldum sinemadan sonra. Ve şunu fark ettim. Aslında sinemada ne yapıyorsam onu yapmaya başlamışım. Yani bir projeye başlamadan önce nasıl yaşamak istediğimi, nasıl bir ev ya da yuva yapmak istediğimi düşünürken kaç oda, kaç işte bir salon, misafirim de gelecek mi, mutfak burada mı olsun? Bunların hiçbirini düşünmediğimi, nasıl durup bakmak istediğimi ve onun içinde nerede, nasıl devinmek istediğimi sadece ışığa, güneşe, toprağa bakarak saatlerce ve günlerce. Ve ben film çekerken de böyle yapıyorum aslında. Çekmek istediğim hikayenin geçtiği mekanlarda, bölgelerde, yerlerde, şehirlerde, köylerde, kasabalarda gidip duruyorum, bakıyorum yani izliyorum, yaşamaya çalışıyorum. Filmi, mekanımı da böyle oluşturdum. Günlerce bakarak, ışığa bakarak, güneşin devinimine bakarak, toprağın kendisini elleyerek. Bu işte biraz önce söylediğim analog sinemanın sanki ikisinin arasında bir link kuruyor benim zihnim. Bilmiyorum size de geçti mi? Ne demek istediğim? Dijital bir ekrandan proje üretmek, bir mekanı solumadan, kullanıcının kendisini belki çok kavramadan, kültürel ve sosyoekonomik yapısını çok kavramadan bir yere, bir şeyi tasarlamanın çok sakıncalar olduğunu düşünüyorum kendi adıma açıkçası. İlk iki soruna yaklaşabildim mi, cevaplayabildim mi acaba? Sesini alamadım. Sesi duymuyorum. Yeşil Hocam mikrofonunuz kapalı. Evet. Peki karakterlerini üretirken mesela sinemada bu dijital dünyanın oluşturduğu arayüzlerde yaşayan siborglara dönüştük ya hepimiz artık biraz. Aslında mesela
Tereddüt'te bunu fark ettim. Pardon, Araf'ta bunu fark ettim. Diğer filmlerinde de çok var. Güneş Beklerken de vesaire de. Çok aslında bütün karakterlerin iletişim araçlarıyla ve medyayla çok ilgili. Doğru. Aslında ben geçen gün aklıma gelmişti. Bir yandan böyle filmlere kronolojik olarak bakarsanız, kısalardan bu yana üstelik ya da sonrasında da, hem mekanların, kısalardan izin demin birkaç fotoğrafını görünce, aslında hayatımızın, mekanların, bizlerin, yaşam koşullarımızın, yani güneşe yolculukta cep telefonu yok. Yok, evet. Ama kaset çalanlar var, kayıplar var. Aslında hayatın nasıl bir örgüyle değiştiğini bütün filmlerde bir şekilde tespit ediyor, bunları belgeliyor bir yandan da. Onu fark ettim ben de, o günden bugüne nasıl geldiğini filmlerde söylüyor aslında. İzi çektiğim İstanbul yok şu anda, öyle bir İstanbul yok. Pasajların hemen hemen hiçbiri yok açıkçası. Ama yine de benim için karakterler çok insan odaklı hala, her zaman. Mimaride kullanıcı diyelim, benim de kendi karakterlerim sinemada hep çok insan ve yaşam odaklı hala. Benim onları kavramam, anlamam, onlarla hemhal olmam, gerçekten yaşayan insanlar ve mekanlar olarak hemhal olmam yazma sürecimi, yapma sürecimi çok daha kolaylaştırıyor. Böyle bir tarafı benim için çok güçlü hala. Çok teşekkür ederim. Havva hocam, siz bu konuda yanılmıyorsam bir şeyler sormak istiyorsunuz. Aslında evet, teşekkür ederim sevgili Işıl Baysanser'im. Şimdi ben aslında Yeşim Ustaoğlu'nun vurguladığı iki meseleden yola devam etmeyi düşünüyorum. Sözleri çünkü bana başka şeyleri ilham etti. Ama ondan önce böyle topluluklar karşısında çok heyecanlanan birisi değilimdir. Yani şu anda bizi izliyor insanlar, canlı yayındayız. Bu ayrıca çok farklı ve zor bir deneyim. Ama ne zaman ki sinemacılarla bir mimar olarak yan yana gelsem kalbim çarpıyor. Hatta sesi de kapattım ya, Yeşim Ustaoğlu'nun kalp sesinden onun sesini bastırmayın anlamında. Yani hakikaten çok heyecanlıyım. Dolayısıyla bize bu ortamı sunan organizasyon ekibine bu çok önemli bir entelektüel sinerji alanı yarattılar. Hatta öğrencilerin mesaj attı. Hocam giremiyoruz. Hani çok fazla bir istek ve talep var. Bu çok sevindirici bizler adına. Işıl hocamla olmak, çünkü ondan gerçekten mentorluk. Yani gerçekten çok aydın duruşuyla, bilgisiyle, birikimiyle, dokunsal, inanılmaz bir insan. Onunla birlikte olmak çok heyecan verici. Asu hocamla da bir meslektaş olarak ne zaman yolumuz kesilse coşkuyla bir şeyler üretiyoruz. Dolayısıyla ben herkese çok teşekkür ederim. Hem dinleyicilere, hem organizasyona, hem de bu ekranı benimle birlikte olmamı var eden her türlü iklime. İyi ki varsınız diyerek sözlerime başlayacağım. Ve şuradan devam etmek istiyorum. Şimdi izin verirseniz bu Yeşim Ustaoğlu'nun yapmış olduğu kendime bir ev yaptım durumu. Biz mimarlar için ki bunu birden Michael Pollan'ın bana ait bir yer, yani bir yer yapmak istiyoruz. Biz hani bu Heideggervari bir anlamla biz mimarlar bu yer olgusuyla kendine ait ve dünyayı bakarak yeniden inşa etmek. Ve şu da, Aslı Hocam da bana katılacaktır ve siz konuşurken biz kafamızı böyle sallıyoruz. Çünkü o kadar duygularımıza tercüman oldunuz ki. Aslında mimarlarla sinemacılar aynı işi yapıyor. Ben bu işlere girdiğimde Fen Bilimleri Enstitüsü'nden şöyle bir uyarı almıştım. Fen bilimleri dediğiniz şey de, ki 10 sene önce, şu anda çok popüler bunlar ama 10 sene önce bu radikal bir şeydi. Yani sen bir mühendislik fakültesinin içerisinde hangi akılla sinema dersi açıyorsun? Yani sinemada mimari, ya ne yapıyorsun sen? Hani bunu kabul edemeyiz falan dediler.
Çünkü mimarlığa yapı yapma meselesi olarak bakıyor. Genel konsensus. Halbuki Yeşim Ustaoğlu'nun, ustamızın ifade ettiği gibi, çünkü o hem bir mimar hem de bir sinemacı, bir otur yönetmen olarak çok anlıyor bizi. Aslında bu ikisi çok örtüşüyor. Yani mimarlığın bina inşa etmek tarafı olduğu kadar yaşamı okumak, bakmak, baktığını görmek, yorumlamak var. Tam da bu noktadan yine Yeşim Ustaoğlu'nun söylediği algı sistemlerinin değişmesine yönelik ve ben bu izin verirseniz bir ekran paylaşımı yapacağım Işıl Hocam, mümkünse. Şöyle bir durum var. Bunu buraya getirirken de biraz da aslında korktum da, yani hani ne işi vardı bunun konuyla da, aslında çok da ilgisi var mı yok mu çok emin olamadım, ama şimdi bu algı sistemlerinin değişmesi meselesine gelince yani sinema ve mimarlık, bu iki disiplin tamamen varoluşa dokunan şeyler. Yani sinemada insanı, yaşamı, öyküleri irdeleyerek, çaprazlayarak, zaman düzlemi içerisinde bedenle ve zihinle bir çeşit hareket içerisine sokarak yeniden inşa ediyor. Bir filmler bir varoluş zemini algılıyor. Aslında varoluşumuza sebepler oluşturuyor. Mimarlık da bunu yapıyor. Yani her ikisi de çok anlamlı bir şekilde yaşamsal estetik kurmaya çalışıyor. Ve bu, yani bakmak, bakarak bir şeyi anlamak, bakarak hayatı okumak aslında çok kadim bir bilgi. Çok ontolojisi eski. İnsanın varoluşu kadar eski. İşte bu Altamira mağarasındaki bir çeşit kendini ifade etme, varoluşun izlerini bırakmak için kendi öyküsünü yazma, mağara duvarına ilk resim çiziciler kendi efsanelerini anlatma yolu olarak karmaşık ve aslında semiyolojik gösterge bilimi meşgul eden bir yöntem seçmiş olsalar da, aslında karşımıza çıkan sonuç sanatsal yaratıcılığın belli bir takım emek sürecinden geçerek ideal olana dönüşmesi. Yani görüntü öyle bir şey ki aslında. Guernica'nın tablosunu yaptığında Pablo Picasso hiçbir şekilde orada kan, vahşet, kopan bacaklar göstermez. Ama öyle bir tablo koyar ki biz acıyı yüreğimizde hissederiz. Ve bu mağara resmindeki somut, işte tabiatın taklidi olarak adeta fotoğraf makinesiyle rekabet ederek boğa resmi yapmaya çalışmak ve buna en temeldeki, en ilkel dürtüyle yapmak veya en komplike fotoğraf makinesiyle yapmak veyahut da her bir seyircinin kendine has olan yorumunu, bize özel olan anlamını tetikleyecek soyutlamalara gitmek. Yani kendisi olarak kalma hakkını sağlamakla ilgili olarak bir çeşit görme, bakma, buna anlam yükleme meselelerini bir şekilde, hani Picasso şöyle diyor, çok da güzel anlatıyor. Bir tablo diyor, sadece ona bakan seyircinin gözlerinde hayat bulur. Yani bir şekilde bu, hani Yeşim Ustaoğlu'nun söylediği algı sistemlerinin değişmesiyle ilgili ve de sizin söylediğiniz Işıl Hocam, hani bu cyborglara dönme meselesi. Yani şimdi öyle bir noktaya geldik ki biz ne yapacağız inanın bilmiyorum. Bu şu anda karşınızda gördüğünüz arkadaş Disneyland'da üretilmiş bir robot. Şimdi bu beni çok sarstı. Yani çünkü burada aslında görünenden fazla şey var. Nedir o? Biz nereye gidiyoruz? Yani biz insanlık olarak pandemiyle birlikte, yani tamam görsel bir çağ vardı. Evet işte insansı robot denemeleri başladı. Evet biyonik gözler üretildi. Google Glass'ta işte sanal gerçeklik üretildi. Kağıt mikroskop üretildi. Yani bir şeyler oluyor. Tamam. Ama bu izlediğiniz şey, hani o algı sistemlerinin değişmesinin ötesinde aslında insanın ontolojik ve varoluşsal mekanizmalarında da mı acaba kesmeler, kopuşlar, kaymalar başladı diye endişe verici bir yere doğru
işin açıkçası götür. Çünkü bir anlamda baktığınızda işte görsel olarak hani biz sinema, mimarlık ve bunun yaşamsal estetiği üzerinden konuşurken akıllı ev, giyilebilir teknoloji, yapay zeka, işte chatbotlar, canlı videolar. Bütün bunlar yani şunu anlatmaya çalışıyorum temel olarak. Bir şekilde görsel çağ bizi ve algılarımızı değiştirdi. Mesela yaşımız, ben şöyle yapabilir miyim hocam? Yani sorumu yönelteyim mi yoksa buradan devam edelim mi? Sesinizi açarsanız. Eş zamanlı olarak sorunu da yöneltebilirsin. Yani ben şunu öğrenmek isterim sizden. Ne oluşturur o bağlantıyı? Evet, yani şunu öğrenmek isterim doğrusu. Hani bu bir şekilde görüntünün nesneleştiği, arasallaştığı modern dönem, özellikle işte gözlemcinin statüsü açısından bir şekilde görüntü ve onun algısal zeminiyle ilgili bir takım paradigmalar değişirken, siz bu pandemi ve dijital araçların devrimsel olarak yaşamımıza girmesi, nasıl bir gelecek, nasıl bir toplum? Yani bu hani algı sistemlerinin değişmesiyle ilgili sizin durduğunuz noktadan, yani bu görüntüye, bu robota, ki bence bu çok gerçekten ürkütüyor beni. Nasıl bir yol görünüyor diye sorsam. Ya da şöyle de devam edebilirim aslında. Ben hani bu bir soru gibi havada kalıp. Yani çünkü neden bunu söylüyorum? Yani gerçekle temsiliyet arasındaki değerin değişmesi. Yani gerçek olanın temsil değeriyle yer değiştiği, temsiliyetten nesnel gerçekliğe dönülen bir noktada. Hani benim neresi bana dokunduğunda gerçek, gözün fetişistleştiği bir dünyada ki sinema tam da bu seyretme, fark etme, dokunsallığın, Buhan'la Pallazma'nın tenin gözlerinde ifade ettiği, hani artık göz o kadar fetişistleşti ki nesneler ve dünyalar arasındaki dokunsallığımız kayboldu ve sadece görerek dünyayı algılayan ve hatta sadece işte seyir toplumu, yani anlamayıp, hani siz filmlerinizde bunun üzerinde aslında çok altını da çiziyorsunuz. Hani anlamıyorum ama gösteriyorum, hatta belki de sadece seyrediyorum. Yani bir seyir toplumu olma hali. Ve deneyimlerin tümünü aslında bu göstergeler üzerinden götürme. Yani bir takım insana dokunan duygular, duyumlanmalar, yaşantılar. Bir bakıyorsunuz bir takım simgeler ve aslında seyredilen JPEG'ler üzerinden kaymalar yaşıyor. Yani işte dünyayı koruyalım ya da tasarrufa gidelim ya da işte birlikte sürdürülebilir yaşantılar kuralım, çevreyi koruyalım, insan haklarına ve varoluşun tamamına kıymet verelim. Söyle, aslında başka bir takım kavram kaymalarıyla içi boşaltılmış zeminlere dönebiliyor. Ve her şey aslında göründüğünden fazla, görünülenin ötesinde. Yani elma dediğimiz zaman ve kırmızı elmaya baktığımızda ve Apple diye anlattığımızda ya da elma sözcüğüyle anlattığımızda bunun ötesinde Adem ile Havva'nın yaşadıkları, Newton'un kafasına düşen elma ya da elmayı tartışalım. Hayır, aslında elma çok da kırmızı değildi, sarıydı, belki de ekşiydi, yeşildi. Yani hayır, o aslında bir Apple'ı ve teknolojiyi ifade ediyordu gibi. Gönlün çok ötesinde göstergelerle, anlamla insanın duygularının kaydığı bir zeminde filmlerde varoluşa bir sebep arıyorsa ve tam da sizin söylediğiniz gibi mimarlıkla sinema belli kodlarda ışık, perspektif, renk, ölçek, işte görüntü bilim, teknoloji, ekonomi, toplum, kültür gibi ve o sinemanın belki sonra konuşuruz zaman insan yaşam kesişiminde benim aslında hani bir yeşim hanıma, yani bunu nasıl yöneltiriz bilmiyorum ama ben bu ortamda yani bu algıların değiştiği, kendimize ait bir yer yapmanın çok önemli olduğu,
Ve sadece seyredilen toplum, seyreden toplum, yani duygulanmalara, duyulumlanmalara dönüşen ve değişen teknolojik değerlerle kayan insan paradigmalarına, duygu paradigmalarına biz mimarlar ve sinemacılar neler söyleyecek diye bir takım zihinsel sayıklamalar içindeyim. Bunları paylaşmak istedim Işıl Hocam. Belki bunu derleyip toparlayıp bir şekilde yani bir hani toplu bir soru soruyorum aslında ortama tartışılması açısından. Ama temel olarak biz nereye gidiyoruz diyorum. Yani nereye gidiyor bu insanlık, bu görüntü bilim, bu mekan üretme meselesi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Havan. Ya aslında bu sorunun cevabını çok kolay verebileceğimizi düşünmüyorum ben ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu tartışma bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce, çok uzun zaman önce de vardı aslında. Yani bir yandan evet teknoloji inanılmaz bir şekilde ilerliyor ama ve hayatımızı da müthiş sembollerle çok etkiliyor. Ben demin de girdim. Belki bugün daha çok düşünmemiz gereken bir zaman. Bütün bu teknolojik bombardımanın içinde sadece nasıl tükettiğimizi düşünerek yaşıyoruz ama nasıl üretileceğini de bundan sonra sanatın da nasıl nereye evrileceğini de düşünmemiz gerekiyor ya da göreceğiz yani yaşayacağız ve göreceğiz. Ama görsel olan aslında her zaman sharp, keskin, buyurgan olandır bir yandan da. Yani görsel meta televizyon da aynı işlevi görüyordu bundan önceki dönemde. Televizyonla çok aşırı neşirken de aynı şikayet yapıyorduk. Arka arkaya eklenmiş yani sinema dediğimiz kareler bir plandan bir plana geçerken izlediğimiz görüntü bize bir şeyi buyurur, şarptır çok. Ve onun etkisini yani onun manipülasyonuyla isterseniz kurguyla da bir de üstelik yani neyi vurgulamak istediğinizi ne yapma çok kolaylıkla sağlayıp manipüle edebilirsiniz. Ama esasında hakikaten gerçek dedi yani sanatın esas işlevi insanın düşünme yetisini, algısını güçlendirmek. Yani şöyle düşünelim, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunun içine çünkü zaman denen bir kavram da giriyor. Yani zamanın yaşa algısı da giriyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir şeyi okuduğumuzu düşünelim. Yani bir dizeyi okuduğumuzu düşünelim. Bir kitabı, bir dizeyi okuduğumuzu düşünelim ve kendi başımızdayız, tek başımıza. Dizeyi oluşturan kelimelerin her birini tek tek istediğimiz zaman diliminde algılayıp bütün çağrışımlarını hissedip bir yerlere giderken bütün o çağrışımlarla dizenin nihayetine varırız aslında. Bu kendi elimizde olan bir şeydir bizim kendi algımızla. Sinemada aslında böyle bir derinliğe, yoğunluğa sahip olabildiği zaman yani biraz önce söylediğim manipülasyonu yapmadan görsel malzeme sizin algınızı ve düşünce sisteminizi hatta belki de duyu sisteminizi bile harekete geçirmeye başladığı zaman güçlü bir algıyı tetiklemiş oluyorsunuz. Manipüle etmiyorsunuz. Şu anda içinde olduğumuz dünya biraz aslında böyle bir manipülasyon dünyası. Ama bu daha önce de böyleydi. Yani biz bu tartışmaları daha önce de yapıyorduk. Sadece bugüne özgü olduğunu söylemek istemiyorum. Bugün belki çok daha bilmediğimiz bir belirsiz bir dünyaya da yelken açıyoruz.
algı, yani bakmak ya da bir anı yaşamak, bir anın içinde var olmak ve bunu da anlatabilmek aynı zamanda. Ya da o mekanı yaratabilmek, bir bütün olarak hissetmem. Yani onun içindeki zaman, bütün duyularımızın harekete geçirebilecek, yani işitmek de bunun içinde, dokunmak da bunun içinde aslında. Ve zaman sadece o zaman değerli olabiliyor. Yani algınızla, bütün algınızla varoluşunuzu hissettiğiniz anda o zamanı yaşamış oluyorsunuz. Bu şu çok doğru bir şey tanımlama. Çok acı çektiğimiz zaman da sevindiğimiz zaman da, yani bir asır gibi geçti. Aynen böyle bir şey aslında zamanın kendisi bir yandan da. Demek ki o sırada algımız inanılmaz açık. Ama şu anda yaşam koşulları, yani şimdiki yaşanan dünya sanki bütün bunları körelten bir dünyaya doğru akıp gidiyoruz. Biraz bundan şikayet ediyoruz değil mi aslında? Ama çok da bilmiyoruz. Bir yandan da bilmiyoruz. Yani bir belirsizlikte yaşıyoruz büyük bir ihtimalle aslında. Bilmiyorum. Benim yapmaya çalıştığım sinema, öyle bir cümle de kurmak istiyorum. Bütün bu duyuları, algıyı, düşünce ve duyu sistemini seyircide çağrışımlarla harekete geçirmek aslında. Onun için de var etmeye çalışmak. Bu aslında biraz da zamanın formlarıyla ilişkili. Yani tek bir zaman yok. Biz saat zaman olarak hayatı kavradığımız zaman onun o mekanizması içerisine, hani o şey gibi, Charlie Chaplin'in Modern Times'teki gibi o çarkın içerisinde döndüğümüz zaman başka bir hikaye başlıyor. Ki şu anda görünür dünyanın bize sattığı hikaye bu. O hikayeyi satıyor bize. Ama aslına bakarsanız sizin de söylediğiniz gibi bu zaman çok katmanlı bir şey. Zaman ve filmlerde kurulan zaman, filmlerin o sekansların yarattığı süreler, şeyler, plan sekanslar, bunların her biri aslında farklı zaman katmanlarını bir araya getirdiği için zaten birazcık da bu bilinmezlik taşıyor ve bizler bunu bu kadar çok deşme ihtiyacı duyuyoruz açıkçası. Değil mi? Işıl Hocam, belki Yeşim Ustaoğlu, hep aramızda da konuştuk. Çok akıllı bir şey yapıp Charlie Chaplin'in ürettiği ya da Le Corbusier'in sizin söylediğiniz gibi makinalaşan dünyadan kendine bir ev, yer yaparak, bir yer edinerek belki kentten uzaklaşmayı, bir arınma, bir yeniden varoluş üretme gibi mi tuttu diye de merak ettim şimdi siz böyle söyleyince. Evet Yeşim, böyle bir ortodoks düşünce içerisinde misin? Mutlak surette ya köy ya şehir. Yok, hayır. Yani aslında değilim, hayır. Tabii ki yani bir an önce İstanbul'a da dönmek istiyorum, yeni projemde başlamak üzere. Ama burada olmamın nedenlerinden bir tanesi biraz önceki konudan çok uzak değil. Yani bir rutinin veya bir kendimi bir kıskacın, hapishanenin bir şekilde döngünün içinde olurken ne yaşadığımı ya da zamanın nasıl aktığını bile anlamazlıktan geçme, böyle yaşamak benim için bir hapishanede olmak gibi bir şey. Ya da ölü zamanlar içinde yaşamak. Ben biraz onu daha çok öyle tanımlıyorum. Yani hissetmediğiniz, dokunmadığınız, içinde var olmadığınız zamanlar aslında ölü zamanlar. Ben biraz ondan uzaklaşmak ve kendiyle hemhal olmak, her şeyi dokunurken hissetmek, bir kendi zamanımı yaşamak için burada olmak istedim dönem dönem, en azından belki sonra, bir zaman sonra burada, bilmiyorum onu. Ama bir yandan da hep yolda olarak var olan biri olduğum için
Hani bir yer, çok fazla durabileceğim, hep bir yerde durabileceğimi de zannetmiyorum. Ama inanılmaz bir, yani burada toprağa dokunarak, ışığa bakarak, bir hayvanı bile izleyerek saatlerce çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Çok çok şey değişiyor aslında gerçekten algınızda ve kendinizle olan ilişkinizde. Çok sade olan birçok şey inanılmaz öğretici olabiliyor ve bunu öğreniyorsunuz bir yandan. Hiçbir şey bilmeyip bir sürü şeyi, yeniden bir sürü şeyi öğrenmeye başladığınızı görüyorsunuz ve onu şu an için çok seviyorum. Belki de yaptığın sinemada zaten minor sinema bunun bir parçası değil mi? Yani olabilir. Damıta damıta ana sorunu etrafında birazcık onun psikocoğrafyası üzerinde dolaşarak, yani sadece belli odaklar, işte bir takım yaftalamalar içerisinde değil, onun etrafında gezinerekten bir o dalları budakları oluşturuyorsun. Hani toprakla olan ilişki gibi birazcık da bu, toprağa dokunduğun zaman. Ben bu anlamda şeyleri çok birkaç defa denk gelmiştim. Çobanların tefekkürüne çok hayranımdır ve biraz senin anlattıklarında bir anda gözümün önüne bir çoban sahnesi geldi. Yani böyle otururlar, o sırtlarında abaları vardır, hayvanlarına öyle bakarlar, ellerinde bir sopaları vardır, köpek dolaşır, işte sürü dolaşır falan. Ama sorarsın bir şeyi, acayip şeyler anlatır. Yani neredeyse hani bir dünyayı anlatır sana, hani hiç düşünmediğiniz. Bütün o işte zaman katmanlarını, akışlarını onda görebilirsin. Onun o tefekküründe bunu kavrayabilirsin. O yüzden evet, doğayla olan ilişki insanda gerçekten özellikle varoluşa dokunmak adına, varlığa dokunmak adına çok şey söylüyor. Aslında çok o kadim bilgileri de bize aktarıyor, onları da söylüyor ama biz o dili biraz geç çözdüğümüz için ya da o dile geç başladığımız için, o alfabeye geç başladığımız için çok onu anlamakta belki zorluk çekiyoruz zaman içerisinde. Bu anlamda senin sinemandaki o mekan algısı, varoluş kuruluşları çok hakikaten belirleyici ve bize farklı disiplinlerden ödünç aldığımız ancak son kertede mimarlık düşünmek için bile çok ilham verici kavramlar sunuyor. Yani bu kavramlar mesela hep senin söylediklerin üzerinden yola çıkaraktan genel olarak sinema ve mimarlık hareketini oluşturan hareket veya devinin bağlamında ortaya çıkan kavramlar. Zamanın o boyutlarını, katmanlarını yakalamakla ilgili kavramlar ve şair, geçenlerde okudum bunu, çok yeni okuduğum bir şey oldu, çok ilginç aslında çünkü bu konuda Sovyet sineması ile ilgili bir şeyler de yazmıştım ama şair Mayakovski'nin sinema ile ilgili bir manifestosunu okudum geçenlerde. Yani manifestosunu biliyordum ama bir şey dikkatimi çekti. Orada şöyle bir şey söylüyor: sinema yaşamı kavrama biçimidir diyor her şeyden önce ve bu kavrama biçiminde sinema hem bir devinim aracıdır hem de bir zihinsel araçtır diye, bir düşünme aracıdır diyor. Bu gerçekten çok çok derleyici, toparlayıcı bir şey bu söz. Çünkü hani hareketli görüntülerin de öncelikle insan zihninde başladığını, yani beynimizin de birer ekran olduğunu düşünecek olursak ve her an algısal montaj yaparak yaşıyoruz aslında. Sadece bunu yaptığımızı bilmiyoruz. Hani birazcık bu konuda hani o Benjamin'in söylediği gibi bir uyur gezerlikle şey arasında, ayıklık arasında bir şeyimiz var. O montajın nasıl oluştuğunu hiçbir zaman bilemediğimiz için aslında her an sinema ürettiğimizi de bilmiyoruz. Bu anlamda mimarlık da böyle. Yani mekanın deneyimlenmesini sağlayan, işte nasıl deneyimlenir, zaman boyutu sayesinde birazcık hani o biraz önce de söylediğim Corbusier'in mottosundaki makinalaşıyor, aygıtlaşıyor. Ama en nihayetinde mekan, senin hep altını çizdiğin gibi, bir varoluş kabı. Kora, hani bize mimarlıkta ilk öğretilen şeylerden değil mi? Bir kap bu. Yani anne rahmi gibi, hani onunla işte özdeşleştirilen bir kap.
Mimarlıktan bu aslında şey bir soru, hani sana çok sık soruluyordur ama biz mimarlar şöyle bir araya gelmişken bunu birazcık daha deşebiliriz belki. Hani mimarlıktan sinemaya geçerken bu ilişkiselliği nasıl kurduğunu da merak ediyorum aslında. Yani eminim ki bu izleyicilerimiz seni sinemaya yönelten o tılsımlı olayı da bilmek isteyeceklerdir. Ben biliyorum. Onu sen bir kez daha anlatırsın bize. Çünkü benim çok sevdiğim bir hikaye oldu o. Ve bu süre zarfında hani sinemayla eş zamanlı olarak bir süre mimarlık yapıyor olmanın da nasıl bir şey söylediğini de merak ediyorum. Yani mesela bizler özellikle proje derslerinde sinematografinin işte senaryo, storyboard, atmosfer tasarımı, mizansen, hani montaj, kurgu gibi tasarım araçlarıyla mimari tasarım arasındaki eş güdümden bahsediyoruz. Biraz önce senin de söylediğin gibi hani evi yaparken aslında sinema gibi bunu tasarladığını söyledin ya, tıpkı onun gibi. Yani buradaki bu şeyi oluştururken, o bilgiyi oluştururken o bilgiler nasıl iç içe geçiyor ya da nasıl birbirlerini içerimliyor, nasıl birbirlerine yol açıyor mu, yoksa ikisi bir arada mı düşünülüyor? Yani sinemayı üretirken bir görüntü, bir kadrajı oluştururken, bir kompozisyonu oluştururken işte mesela storyboard mu yaparsın? Storyboard ya da işte bu storyboard bir diyagrama mı? Ben mesela her şeyi diyagrama dönüştürürüm. Yani beynim biraz öyle algılıyor benim. Bir şeyler çizerim, storyboard çizerim ama onu bile bir diyagram olarak kafamda mutlaka analiz ederim. Yani çok da analitik bir kafaya sahip olduğum için değil ama diyagram seviyorum yani. Biraz böyle o anagramları, diyagramları çok sevdiğim için. Bu konuda birazcık bir şeyler söyler misin? O varoluş kabını nasıl oluşturuyorsun? Yani sinema, mimarlık o potaya nasıl giriyor? Ve o tılsımlı anı anlatmanı istiyorum özellikle. Sinemaya şey duyduğun, meftun olduğun o tılsımlı an. Üniversitedeyken bana mimarlık okumayı çok severek okudum. Yani benim çok isteyerek, yapmak isteyerek girdiğim bir alandı, disiplindi. Ama işte o insanın içinde bir şey var, bir kurt var. Yani içini kemiren bir kurt var, yetmeyen. Kendini daha özgür ve daha bir sözünün daha olduğunu bildiği, hissettiği. Hep böyle aynı hikayemi anlattım, bilmiyorum şimdi bu sefer ne anlatırım onu da bilmiyorum ama Trabzon'dayken de okurken ya da Trabzon'da yaşadığım bütün o süreç içinde iki şey vardı. Bütün sinemamı da etkileyen yola bakıp denizin kenarında ve ana yolun üstünde bir evde oturuyorduk. O yola bakıp saatlerce gece kapkaranlıkta gitmek mi, kalmak mı diye kaldım. Bir an önce gitmek isteyip aslında müthiş bağlarım olduğunu da bildiğim bir süreç yaşadım ve sonunda tasımı tarağımı toplayıp İstanbul'a geldim. Mimarlıktan sinemaya geçmek de biraz yani biraz daha sözüm vardı da kendimi daha özgür hissetmek istediğim bir şey daha vardı. Yeterince özgür hissetmediğimi düşünmeye başladığım bir çalışmaya başladığım süreçte de ki aslında master yaparken başladım sinema yapmaya. Ama beni sürekli dürtükleyen, sürekli içeriden itekleyen bir şey daha vardı. Fotoğrafa da çok yakın olmam, yazıyor çiziyor olmam gibi kendi başıma yaptığım şeyler ama İlk fırsatta bir arkadaşımla İfsak'ta buldum kendimi, bu hikaye miydi dediğin. Peşine takılıp Sedef'in, benim sınıf arkadaşımın İfsak'a gidiyorum deyince kendimi orada buldum ve kapıdan içeri girdiğim andan itibaren artık sinema yapmak, en azından bunu öğrenmek istediğimi biliyordum. İlk filminizi çektiğiniz andan itibaren de zaten öyle bir toza toprağa bulaşmış oluyorsunuz ki yani oradan dönüşü olmadığını, ruhumun artık beslenmeye başladığını, bana ruhuma iyi gelen bir şey olduğunu artık
hissetmeye başlamıştım. Ve ikisini de birlikte sürdürdüm bir süre, yani kısa filmler sürecinde. Neler söylediler önce... birbirlerine? Efendim? Neler söylediler birbirlerine? Sinema, yani mimarlık yaparken işte muhtemelen bir ofiste mi çalışıyordun, bir şey mi, şantiyede mi çalışıyordun? Hepsini yaptım. Bir ofiste çalıştım designer olarak. Onun şantiyelerine gittim. Sonra daha kurumsal bir projelerde de çalıştım. Çırağansaray'ı da dahil. Yani kazandığım her parayı, mimariden kazandığım her parayı yani bir yeni bir projeye veya bir şirkete, bir yere girmem gerektiği zaman bana sormaya başlamışlardı. Sen çekip gideceksin değil mi? Yani bir istifa etmeyeceksin değil mi? Buradan biraz para kazanıp film yapmaya gitmeyecek. Yani yemin ederdim gitmeyeceğim diye ama çok kalamayacağımı ben de bilirdim. Onun bir sinemaya, bir filme yeniden dönüşmek üzere olduğunu ben de bilirdim. Zaten kaçıp giderdim de film yapmak üzere. Bu böyle bir süreç oldu. İkisi evet birbirine çok akışkan disiplinler. Yani evet bir yere, bir mekana bakıyorsunuz. Onun bütün ışığını, sesini, ruhunu algılamanız gerekiyor. Kullanıcının kim olduğunu anlamanız gerekiyor. Sosyal, kültürel bütün özelliklerini, psikolojik hatta belki bütün özelliklerini bilmeni, benim anladığım mimarlıkta bilmenizde yarar var. Bir şeyi tasarlarken, dokunurken tasarlıyorsunuz. Tasarladıktan sonra yani kağıt üzerinde ya da işte şimdi ekranda bir şeyi tasarlıyorsunuz. Yani senaryosunu yazmış oluyorsunuz. Ondan sonra da bir ekip oluşturup ya da şantiyeyi oluşturup bu tasarımı bir takım araçları ve kişileri bir araya getirip dizaynına başlıyorsunuz. Yani inşasına başlıyorsunuz ya da çekimine başlıyorsunuz. Sonra da seyircisine veya kullanıcısına bırakıp gidiyorsunuz. Yeni bir üretim süreci başlıyor seyircisi veya kullanıcısıyla benim için. Bu kabaca böyle gibi görünüyor. Birçok akışkan gibi görünüyor ama bütün bunların ötesinde tabii bunlara nasıl baktınız? Yani bu mekana nasıl baktınız? İnsanı nasıl algıladınız? İnsanı nasıl anlatmak istediğiniz? Ya da kullanıcıyı nasıl algıladınız? Mekana nasıl dokunduğunuz? O herhalde bu işin en kişisel tarafı, en önemli tarafı bir yandan da. Ve son dönemlerde artık mekanı... eskiden ben de storyboardlar falan çizerdim, artık yapmıyorum. Yani tamamen hissettiğim şekilde. Ya onu zihin yaratıyor zaten. Bütün o storyboardu yaratmış şey oluyorsunuz, kurguyu yaratıyorsunuz. Sezgisel bir şey mi? Biliyorsunuz efendim. Sezgisel bir şey mi yaratmış evet. Derken? Sezgisel, evet. Çok sezgisel ve biliyorsunuz. Yani çok yoğun bir şekilde biliyorsunuz. Yani ne bileyim güneşe yolculuğun böyle bir yansımayla suyla başlayacağını, o ilk planın öyle çekileceğini, ilk filmin nasıl gireceğini biliyorsunuz. Yani bunu çizmeniz artık çizmeden, bunun içinde yaşayarak biraz da veya tereddütün veya işte Araf'ın açılış planlarını hatırlarsanız. Çünkü artık mekanlar sadece üzerinde devindiğimiz, içinde hareket ettiğimiz ya da köklerimizi bıraktığımız yerler olmaktan çıkıp bir çeşit imge ruhu, bir ruhu da olmaya başlıyor. Yani şöyle demek istiyorum. Mesela tereddütü hatırlarsanız boğulmakta olduğunu hisseden iki kadını içinde yaşadıkları durumdan dolayı boğulma hissini yaşadıkları yaşayan iki kadını anlatıyor. Dolayısıyla mekan ya da su, deniz birdenbire boğulma imgesini de var etmeye başlıyor benim baktığım yerde. Ya da özgürlük imgesini de içermeye başlıyor. Yani mekana biraz da aslında böyle de bakıyorum sanırım. Bu imgelerle de bakıyorum. Yani bunları hissetmem gerekiyor baktığım anda. Çekerken ya da Işıl Hocam, küçücük bir şey sorabilir miyim bu noktada? Tabii. Şimdi sinemanın o özgürleştirici, atak, geçişken, yaratıcı, kendi içinde
helezonik döngüsü olan ve ilham verici tarafları aslında mimarlığın yapma, üretme, düşünce biçimini çok cezbediyor. Yani o hani şu anda bu salonda olan herkesin ve çok enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi bu sizin sözlerinizden sonra bizi dinleyen genç mimarların kafasında acaba sinema benim kariyer planım olabilir mi diye düşünen gençler olduğundan çok eminim. Onlara bir şey söylemek ister misiniz? Yani hislerinin, sezgilerinin peşinden gitsinler. Eğer onları başka bir ses daha bekliyorsa, varsa içeriden gelen bir şey, onları dürten bir şey, bir onu dinlesinler. Aşk gibi diyorsun. Her şey öğreniliyor çünkü ben sinemanın okuluna gitmedim ama bu biraz önce söylemeye çalıştığım zaman duygusu, algısı, işte bir mekanına baktığınız zaman hangi imgeyle yola çıktınız ya da bir imgeyi yaratmak, bütün bunlar çok öğrenilen şeyler değil. Yani bir disiplin size. Bu sizde olan bir şey. Varoluşunuzla ilgili, bakışınızı, kendi kendinizi nasıl donattığınızla da ilgili belki zaman içinde de. Ama dürtüleriniz bir şeyi yapmaya doğru itekliyorsa, şu mu olur, buradan böyle kazanır mıyım, bunun şu, ne, yani bütün bunları bir tarafa bırakıp tutkularınızın, heveslerinizin, dürtülerinizin peşinden gidin, vazgeçmeyin bundan. Bir yol, bir akan bir su illaki olacaktır. Ben yine o şeyi almadım ama senden tılsımlı anı. Trabzon'da bir filmi seyrettikten sonra. Evet. Unutmuşum onu. Işıl Hocam, Yeşim Usta'nın tılsım çok. Evet, çok güzel bir şey Işıl hatırlattı. Trabzon'da Bergman'ın, yani çok film izlerdim. Yılmaz Güney'in de mesela birçok film. Yani birçok film diyebildiğimiz kadar, ulaşabildiğimiz kadar ama bir gün yine henüz daha İstanbul'a gelmeden önce, belki o gitme olgusunu bende çok tetiklemiştir. Bergman'ın Sessizliğini izlediğimde bu nasıl yapılabilir? Yani bu nasıl bir güç ya da bu nasıl bir yaratımdır? Bunu yapabilir miyim? Böyle bir şey yapmayı çok isterim dediğimi, çok büyük bir işte dürtü dediğim, bunun beni nasıl dürtüklediğini, evet çok büyük bir motivasyondu Sessizlik benim için. Sessizlik de peki şahanedir. En çok, yani filmi bütün olarak mı çok şey yaptın? O sekanslar, o cüce sekansları, çoğalmalar, çocuklar. Hani bir çocuk için çok çekici. Kaç yaşındaydın izlediğinde mesela? Çok küçük değildim. Üniversitedeydim sanırım. Lise ya da ben de üniversitede izledim ama ben de çok etkilenmiştim. Çok küçük olduğum ve küçükken sinemadan ne kadar etkilendiğimi, yani böyle eve dönüp geldiğimde o görsel şeyle zihnimin nasıl yoğunlaştığını, yeniden kurgu yaptığımı, babaannem mesela bize geldiğinde bize filmler anlatırdı kapkaranlıkta, biz üç kardeş onu dinlerken anlattığı her şeyin görsel olarak kurgusunu yaptığımı, Rus televizyonu izlerdik, Sovyet televizyonu daha doğrusu, onu izlerken yani sesinden sözden bir şey anlamayıp kendi kendime neler, nasıl kurgular yaptığımı. Rüyalarımız mesela, sen biraz önce ilginç bir şey söyledin rüyalarla da ilgili ama mesela biz şunu, ben bunu çok yapardım, bir takım rüyalar gibi kurguyla da ilgili, yani aslında her şeyi yeniden nasıl kurguladığımızı. Biz bir rüyalar görüyoruz. Yani hepimiz mutlaka rüya, her rüyanın sonunda. Ben daha kısa olduğunu düşünüyordum ama aslında 20'şer dakikaya kadar bugün dinlediğim bir programda 20 dakikaya kadar çıkabileceğini duyduğumda da çok şaşırdım. Ben çok daha kısa olduğunu düşünüyordum rüyaların. Ama rüyalar hiçbir zaman aslında belli bir kurgusal böyle bir başı olan, yani hikayesi çok büyük imgelerle gelir. Yani o kadar güçlü imgeler görürüz ki bunların içinde zihinsel bir mantık sırası olması da gerekmez. Yani bir tavşan ölüsünü gördüğünüzü düşünelim.
silahı sonra elinize alabilirsiniz yani aslında. Fakat daha sonra uyandığımızda rüyalarımızı hatırlayıp anlatmaya başladığımızda mantık sırasına koyarız. Biz yeniden kurgularız aslında gerçekten. Belki de elimizde hiç silah yoktur rüyamızda. Kanlar evet. içinde tavşan görmüşüzdür ama elime silahı aldım da onu vurdum. Ondan sonra tavşan şöyle kan... Yani bunun arkasını biz anlatırız. Yalanını söyleriz ya da daha doğrusu kurgusunu yapmaya başlarız. Çünkü zihin daha mantıklı bir şekilde çalışmaya başlar. Fakat aslında en güçlü olan işte o bizde kalan o en imgesel imgenin kendi gücü. Yeterli olan o aslına bakarsan bir evet. anlamda. Yani zihnimizde yeniden ürettiğimiz o şey. Hatta ben Bergman'ın anılarıyla ilgili mutlaka sen de okumuşsundur kitabında. İşte babası papaz bunu zorla kiliseye götürüyor. Kilisede ibadet ediyor. Bergman duvarda freskolara bakıyor ve onlar üzerinden sürekli senaryolar yazıyor ve hikayeler kuruyor ve ondan sonra gidiyor onları çiziyor. Ve o zaman bilmezdim diyor sinema diye bir şey olduğunu ve sinema yapabileceğimi de ama o imgeler benim zihnimde hiçbir zaman yok olmadı diyor. Benim de giriş kapım 7. mühürdü Bergman'a. Yani o 7. mühürü izledikten sonra evet dedim yani ancak öyle bir yerden gelen insan bu kadar içeriden hani biraz önce senin söylediğin gibi oradaki o gerçekten hani o otör sinemanın ya da benim yaptığım sinemanın insanla olan ilişkisi çok önemli derken hep şunu duyuyorum kendi içimde. İçtenlik ve samimiyet. Yani hani o sezgilerde de, o tutkuların peşinden gitmekte de galiba aslında bütün mesele burada. Yani o içtenliği, kendine karşı dürüst olmakla çok ilgili. İnsanın otantik dürüstlüğüyle çok ilgili. Yani bunu çok azımız, bu sistem içerisinde çok az insan yapabiliyor başka şeyler nedeniyle. Buradan belki... Asu bir şeyler söyleyecek bu noktada. Bu özellikle varoluş ve algı meselelerinde Asu'nun da bir takım soruları vardı bana ilettiğinde. Evet Asu, seni dinliyoruz. Herkese merhaba, hoş geldiniz evimize. Ben de sizin evlerinize, tüm dinleyicilerde. Ben izniniz olursa bir teşekkürle başlamak istiyorum hepiniz gibi. Çünkü çok değerli bir süreç yaşıyoruz ülkemizde. Bu da bir festival, mimarlık festivali. Bu nedenle önce bu festival ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Sonrasında da The Circle'a ve Binat'a. Sonrasında da canım hocam, Işıl hocama teşekkür ediyorum bizi bir araya getirdiği için. Yeşim hocama daveti kabul edip geldiği için. Ve bir küçük teşekkür de ben izniniz olursa konumuz Yeşim Ustaoğlu'yken sevgili Şölen Köseoğlu Hendin'e teşekkür etmek istiyorum. O burada mı bilmiyorum dinleyiciler arasında mı. Teşekkürümün sebebi biz sevgili Şölen'le tam 7 yıl olmuş bir araştırma yaptık. Hocam sizin hakkınızda Yeşim Ustaoğlu filmleri ve onun kültür göstergeleri üzerine. Bugün sizinle paylaşacağım şeylerde bu Şölen'in katkısı çok var. O süreçte yaptığımız, birlikte yaptığımız araştırma. O nedenle ona da çok teşekkür etmek istedim nezdinizde. Şimdi Şölen'in minik bir güneşi var. Daha 6 aylık. O güneşe yolculuk yapıyor. Umarım aramızdadır. Sağ olasın Şölen. Kendisi gibi. Evet, güneşe yolculuğunda. Şimdi bu teşekkürden sonra aslında varoluşa şöyle değinmek istiyorum ben. Biraz çalışmalarımı sizinle paylaşacağım, düşüncelerimi festival teması ve bizim panel temamız üzerinden daha çok özetlemeye çalışacağım zamanı da daha iyi kullanmak adına. Önce hani iki tane kavram var. Biri paradigma. Biri de kayma. Aslında üstünde saatlerce konuşabileceğimiz şeyler. Biraz burada biz bu paradigma kayması temasının yanına nasıl iliştik? Biraz onu açmak istiyorum. Orada da aslında o açılıştan sonra da biraz daha Yeşim Ustaoğlu'na geçmek istiyorum hocam izninizle.
Çünkü sorularda da varoluşla ilgili şeyler de geliyor, gelmeye de devam ediyor en azından algı ve karakterler üzerine. Şimdi paradigmayı tabii ki hepimiz biliyoruz, o bir hani inanç ya da değer sistemi, bir algı ya da algılama biçimi, hocalarımın da biraz önce söylediği gibi. Ve paradigma bir fikir. Işıl Hoca'nın da açılışında söylediği üzere Kuhn'un, Thomas Kuhn'un düşüncesiyle 1962 yılında ortaya koyduğu bilimsel devrimlerin yapısı diye bir kitap var. Orada diyor ki paradigmalar belli bir dönemde hakim olmakla beraber gelişebilirler, değişebilirler ve hepimizin de bildiği üzere aslında öle de bilirler yeni bir paradigmanın doğuşuyla birlikte. Dolayısıyla da aslında çeşitli aşamalardan geçerken bazen genellemeler olmuş bu paradigmalar. Bazen bilindiğin ötesinde başka bir anlam üretme şekline dönüşmüş. Bazen bir sorgulama olmuş. Bazen sorunlara cevap üretme biçimine dönüşmüş. Ve aslında temelinde her zaman bir merak ve keşfederek yorumlama var. Tıpkı aslında varoluşumuzun temelinde yatan paradigmalar gibi. Kaynaya gelecek olursak, kaymayı da yani günlük yaşamımızdan zaten biliyoruz. Hani en kaba tabiriyle bir yerden bir yere geçme, yer değiştirme. Bu bir denge kaybıyla olabilir, bir coğrafi değişimle olabilir ya da bir toprak kayması gibi bir heyelan da olabilir. Aslında bunun sonucunda da bir kendiliğinden ortaya çıkan bir sekme, bir ötelenme ve hareket devinim hali var. Biz bu temelden hareketle paradigmamızın en üzerine kurduk paneli tasarlarken Işıl Hoca'nın önderliğinde. Elimizde bir paradigmamız var, aslında çok genel bir paradigma bu. Bu da sinema mimarlık ilişkisi. Yani onun o kutsal, o dayanılmaz, o güçlü, o etkileyici ilişkisi. Ve bu neye temellenebilir? Bizim disiplinimizde ve her iki disiplinin ortak parantezinde olan mekanda. Ve biz paradigmamızı 35 bilim mekan, görülen ya da görünen gerçekliğin ardındaki gerçeklik, yani görülen ya da görünen mekanların ardındakiler. Bunu da sinema aracılığıyla ve Yeşim Ustaoğlu filmleri aracılığıyla konuşalım istedik. Bu sefer kayma devreye girdi. Ve bizim kaymamız festival kapsamında aslında Yeşim Ustaoğlu filmlerinde yer değiştiren görüntülerin o devinimli dili. Yani kesmeleri, kopmaları ve kaymaları. Hal böyle olunca da biraz böyle kuramsal çerçevemizi daraltmak adına Işıl Hoca'nın da başta söylediği gibi bir takım kavramlar Yeşim Ustaoğlu'nda çok tekrar ediyor ve birbirinden farklı biçimlerde tekrar ediyor. Her yeni tekrar başka bir etkileyici alan yaratıyor aslında. Yeni bir öğrenme alanı yaratıyor. Bu filmleri, ki Yeşim Ustaoğlu'nun 11 tane filmi var biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Hani bu filmleri hem festival üst başlığında hem de bizim bu mekanların, görünen mekanların arkasındaki farklı gerçeklikler ve paradigmalar bağlamında nasıl tartışabiliriz diye düşünmeye başladık. Ve bir takım kavramlar belirledik. Hocam geçeyim mi onlara, ister misiniz? Tamam, geçiyorum. Sonrasında da o zaman filmler ve sorulara da geçeriz. Şimdi baktığımızda aslında filmlerde ortak olan bazı kavramlar var söylediğim gibi. Bunlar yersiz yurtsuz, göç, göçebe, yol, yolculuk, taşra, kent, aidiyet, aidiyetsizlik, bir yere ait olma, ait olmama ya da olamama gibi. Ve bu kavramların hem karakterler özelinde hem de mekanlar üzerinde ustaca işlendiğini, böyle dantel işler gibi işlendiğini görüyoruz filmlerinde. Sanki Yeşim Hocam siz orada yokmuşsunuz gibi konuşuyorum affınıza sığınarak. Ve bu kesme, kopma ve kayma halleri ne Yeşim Ustaoğlu filmlerin üzerinden baktığımızda da aslında kavramların, yani tüm
özellikle uzun metrajlı kurmaca filmleriniz üzerinde, son altı filminiz üzerinde konuşmak istiyorum. Yani burada adını geçirdiğim kavramların aslında kopma, kesme ya da birbirinden ayrılma ya da birbirinden bağımsız olarak hareket etme şeklinde, var olma şeklinde değil de kavramların birbirinin iç içe geçme şeklinde, iç içe olma, iç içe girme şeklinde vücut bulduğunu görüyoruz filmlerimizi. Aynı şekilde bu kesme, kopma ve kayma halini sizin filmlerinizdeki karakterler üzerinden baktığımızda da karakterlerinin neredeyse her filminizde bir kere fiziksel olarak tekil bir yer değişimi var. Belki de sizin gibi hani her zaman bir yolcuyum ve yoldayım ifadesini sıklıkla kullanıyorsunuz ve bu beni de çok hoşuma gidiyor, ilgilendiriyor açıkçası. Ben de çünkü burada sürekli camdan dışarı bakıp gideyim mi, kalayım mı deyip sürekli burada kalan, Trabzon'da kalan biri olarak bu filmlerde sürekli bir karakterin fiziksel yer değişimi söz konusu ve çoğunlukla da yine ikili karakterlerin birbirleriyle karşılıklı olarak yer değişimi, tıpkı bir diyaloji yapar gibi bir yer değişimi söz konusu. Sonra karşısındaki karakteri içselleştirmesi, kendini bu bağlamda değiştirmesi, dövüştürmesi ve karakterlerin birbirinin içine geçmesi var. Yani tıpkı kavramların birbirinin içine geçmesi gibi filmlerinizde karakterler de sanki birbirinin içine geçiyor gibi geliyor bize. Ve yersiz, yursuz, işte göç, göçebe, yol, yolculuk, taşra kent, aidiyet, aidiyetsiz kavramlarını bürünüyor karakterler. Ve yeniden aynı bedende başka bir karaktere dönüşüyorlar. Yeni bir karakter ediniyorlar. Yani bildik kayma anlamından uzak ve bağımsız, yine iç içelik üzerine kurulu bir durum söz konusu diye düşünüyorum karakterlerinizde de. Sonrasında da mekanlara gelecek olursak, bu kesme ve kopma hallerinin, kayma hallerinin mekanlar üzerinden tasvirine ya da görüntüye dönüşümüne baktığımızda da şöyle düşünüyorum. Mekanlar neredeyse filmlerinizin tümünde karşıt anlamların ifadeleri gibi. Yani birbirleriyle çatışan mekanları bir arada görebiliyoruz ya da süre içerisinde, filmin süreci içerisinde görüyoruz. Mesela taşra kent, küçük büyük, yeni eski, yakın uzak, ucuz pahalı mekanlar gibi. Ve bu karşıtlık hallerinin yarattığı çeşitli kayma mekanları oluştuğunu düşünüyorum. Devinen mekanlar, tıpkı karakterlerde görülenin aksine ve kavramlarda görülenin aksine yani iç içe geçmiyor. Bu mekanlar sanki böyle karşıt durarak, birbirlerine karşı durarak bu sefer bir kesme ve kopma hali ortaya koyuyorlar diye düşünüyorum. Bu girişim de benim. Bilmiyorum bana katılır mısınız ya da bunun üzerine ne dersiniz? Ya o kadar zevkle dinledim ki seni. Ne diyebilirim, ekleyebilirim üzerine bilemedim şimdi. İnsanın yaptıklarının bu kadar güzel analiz ediliyor olması çok hoş geldi. Ona katılıyorum. Yani söylediğin kavramların hemen hepsine katılıyorum. Belki biraz daha üzerine konulabilecek şeyler var. Yersizlik, yurtsuzluk, göçebelik, aidiyet gibi söylediğin kavramların üzerinde belki biraz muğlaklık meselesi de mesela bütün filmlerimin çok alt okumalarındandır. Yani muğlaklık, muğlak kayıp meselesi, bununla yas aynı zamanda baş edebilme meselesi çok kıymetlidir ve hemen bütün filmlerimin alt temalarından biridir. Suyun varlığı, suyla hemhal olmak, baba meselesi, babayla olan çatışma, aile çatışması, aile kavramı gibi meseleler sanırım herhalde hemen hepsinde de var olan
Belki de yani yol kavramı benim için fiziksel olarak sadece yolda olmak değil. Çünkü bütün bunların hepsinin özünde şunu yapmaya çalışıyor olabilirim. Bir iç yolculuk, bunların hepsi birer iç yolculuk aslında. Fiziksel bir mekan değiştirmek, yola çıkmak aslında kendi içinde bir yolculuğa çıkmak. Belki kendi içimde de bunu çok yaptığım için. Ve bir transformasyon, yani başkasıyla başkası olmak değil ama bir transformasyon, bir değişim, dönüşüm yaratabilmek karakterlerimde. Yani düşünürseniz aslında mesela yine ölümle yasla da Berzan, Mehmet Berzan'ı uğurlarken eski Mehmet değildi. O bir değişen, büyüyen, olgunlaşan bir çocuktu. Aynı şekilde Murat da anneannesini bilinmez bir daha ölüme yolcu ederken onun bakışında da çok büyük bir olgunlaşmanın veya transformasyonu izleriz, hissederiz daha doğrusu. Bütün bunlar benim... Bunların hepsi aslında neden var? Tek bir cevabı var bunun. Bu benimle ilgili bir şey. Yani benim varoluşumla ilgili bir şey. Bir şeyi yaratabilmek için kendi kendinizle de baş etmeniz gerekir. Kavramsal olarak benim de bütün bunlarla, kendi varoluşumda dahil, baş etmem gerekiyor. Yani her seferinde aslında ben kendime de bir cevap vermeye çalışıyorum. Ya da kendimle... baş etmeye çalışıyorum. Yoksa bir şeyi yaratmak çok kolay değil. Yani dışında kalabilirsiniz ya da sığlaşabilirsiniz. Bir şeyin çok dışında değil, içinde var olmaya çalışarak yaratırken de bir anlamda belki de beni de değiştirip dönüştüren bir yolculuğa çıkmış oluyor olabilir. Mekanlar ben biraz önce mekanların da bir ruhu olduğunu veya bir imgesel olarak hikayenin ya da karakterin ruhunu taşıdığını söylemeye çalışmıştım ama tezatlık gibi bir kavramı getirmiş olman hoşuma gitti. Olabilir. Söylediğin zaman evet öyle olduğunu buradan ben de dışarıdan yani söylediğin anlatımla evet öyle bir yapısı var mekanların. Doğru. Zaten hayat öyle biraz yani hayat bütün tezatlıkları bir arada bir başka izleyicim de benzer bir şey söylemişti. Mekan üzerinden değil de yani aynı anda çok büyük bir acıyla ya da sızıyla yerimizde oturtuyorken biraz sonra ya da gelen anda gülümsetiyorsunuz da. Ama hayat böyle bir şey yani bütün bu tezatlıkları içerdiği için hayatın kendisi var zaten ya da biz içinde yaşıyoruz. Katılmamak mümkün değil. Evet. Kavramlar çok. Öyle. Bütün bunların gerçekten yani kişisel olarak mutlaka benim kendimle evrozlarımla varoluşumla ilişkisi var ama yaratırken çok fazla analiz ederek yapamazsınız. Yani bunlar çok sezgisel, çok kendiliğinden akıp dökülen şeyler bir anlamda. Evet. Devam edelim mi filmlerle Işıl Hocam? Olur. Tamam. Şimdi ikinci bölümde de söylediğim gibi sizin uzun metrajlı kurmaca filmlerinizin kronolojik sırasıyla gidelim istedim. İsterseniz bir ekran paylaşımı yapayım ben. Önce izle başlayalım. Bir saniye şey açayım. Öyle güzel dinlemeye daldım ki klasörü açmamışım, iyi mi? Kusura bakmayın, hemen açıyorum.
Evet, izle başlıyoruz. Ben görüntümü kapatayım, akış daha iyi olsun diye. Görüyorsunuz değil mi hocalarım? Hı hı. Tamam. Şimdi burada görüntüleri devam ederken, belki sizi de izlerken, yine dinlerken burada devam edebilir. İzi birazcık özetleyip bir soru sormak istiyorum. Aslında her filme bir soru sormak istiyorum. Ve bu sorular yine festival teması kapsamında ve bizim panel temamız kapsamında olsun istiyorum. Hemen başlayayım. Bir saniye. Buradan da hazırlıklarıma bakayım. Şimdi İz filmi aslında bir mekan filmi olarak İstanbul filmi. Ve aslında da bence bir Kafkaesk bir atmosferde geçiyor. Çünkü İz filminin mekanlarında kent negatif bir duygu üretmek amacıyla tekinsiz bir his verecek şekilde kurgulanmış. Yani bir tür agorafobi. Kent hayatına özgü iki özelliğin arasında hızlı gidip gelme hali. İlki, kentin sunduğu şeylerle bir özdeşleşme hali. İkincisi ise bunlardan fazlaca uzak olma hali. Aynı zamanda kentlinin hem mekansal hem de zihinsel bir parçalanma hali. Bu bağlamda İz filminde kente ait olma, kentli olma hallerinin festivalimizin bu paradigma kayması ve panelin konusu olan bu kesme, kopma, kayma olgusu ile ilişki kurduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani İz filmi bence çok iyi bir örnek oluyor bu paradigma kaymasına. Kent, kentli, kentli olma, kente ait olma halleri üzerinden. Siz de böyle düşünür müsünüz? Evet. Kentli olmaktan neyi kastediyor? Şu anda kentte yaşama, kentin bir parçası olma, dolayısıyla kendini kentli ilan etme. Ama bir yandan da oraya ait olamama hali. Ait olamama halini görüyorum bu filmde. Çünkü aslında şimdi bugün baktığımız zaman... Şimdi baktığımızda bu mekanların hemen hepsi o zamanki varoluşlarını sürdüremiyorlar. Bazı pasajlar yok bile neredeyse. Ama ben biraz oradaki mekanların ya da kentin ana karakterin ruhsal durumuna göre, yani şizofrenik neredeyse bir ruhsal duruma göre, parçalanmış bir bene göre, onu çok ezen mekanlar olarak tasarlamıştım. İçinde kayboldu. İçinde ezildiği boyut olarak da. Ama aslında bir yandan da kendileri zamana direnemeyen zaman... Yani ya, bütün gördüğüm, burada seçtiğiniz görüntülerde de büyük bir büyüklük, grandiyöz bir şey var. Bu var, görüyorsunuz herhalde. Evet. Bir parça öyle bir o kentin ya da tekinsiz mekanların kendilerinin bile kalıp kalamayacağı belli olmayan, ki zamanla şimdi baktığımızda da yoklar aslında neredeyse. Bir ezici bir
duruşları var, güçleri var sanki. Ben biraz öyle okumuştum zaten. Belki de o durum insanı oraya ait olmaktan uzaklaştırıyor olabilir aslında. Olabilir, evet. Çünkü aslında yani benliği parçalanan, ikiye bölünen bir şizofrenik bir hikayedir. İçindeki Carter, bunun parçalayan, parçalanmasına hizmet edecek. Soyut bir hikayedir aslında. Biraz abstrakt, benim yaptığım en abstrakt hikayelerden biri, filmlerden biri. Bu abstrakt, yani Kafkaesk atmosferi yaratabilmek için de biraz da yani o mekanlar aslında biraz soyut olarak var burada. Daha sonraki filmlerimde çünkü çok karakterler kadar önemli varlıkları, varoluşları, yani aslında karakterlerin kendi varoluşlarıyla çok daha birlikte davranıyorlar bütün tezatlıklarına rağmen. Ama burada sanırım daha şeylerde, yani seçimlerde de çok abstrakt ve bir şey var, böyle çok uzaktan bakmak, planjeler, çok büyük, uzak, ezen açıların seçimi de, yani normal göz seviyesinin çok daha altında ya da üstünde geniş açılar gibi, spiraller, döngüler. Yani evet, aslında karakterin ruhsal durumuyla çok birlikte düşündüğüm, ona hizmet eden mekanlar olarak seçtiğim mekanlar. Ama tabii bir kent olgusu var. Tabii. Yani o var, yani onca zamandır gelen bir kent olgusu var. Yeni ve eski bir arada. Yeni ve eski bir arada bir yandan da. Evet. Işıl Hocam, bir şey mi söyleyeceksiniz siz? Evet, ben aslında Yeşim ve senin söylediğin üzerinden, hani karakterlerle mekanlar arasındaki bu özdeşleşimin etkisi, buradaki o kolozal yapıların ya da işte mesafelerin sebebini birazcık da kurumsal bir iktidarı temsil ediyor oluşuna da bağlamıştım izlerken. Yani polis olması, o kurumsal iktidarı temsil ediyor olması ve oradaki o güç ilişkilerinden bir taraftan da sıyrılamaması ya da sıyrılıyor gibi yapıp da sıyrılamaması, aslında kendisini yok etmesi ama bir taraftan kendi katilini araması gibi böyle hani sistemin dışında kalamamanın vermiş olduğu, o iktidar ilişkilerinin dayattığı bir mesafeliliği hissetmiştim. Doğru. Yani aslında doğru, bunların hiçbirine itiraz etmek mümkün değil. Zaten aslında benim biraz önce algıyla ilgili söylemeye çalıştığım şey de tam buydu. Yani bir diziyi ya da sözcükleri okurken onların görsel imge de bizde çağrışımlar yapabilme kabiliyetine sahip olduğu zaman güçlü oluyor. Algımızı da çok daha yoğun olarak tetikliyor. Tek bir şey söylediği zaman, yüzeysel bir şey söylediği zaman zaten hükmeden, manipüle eden, bu böyledir diyen, çok keskin bir şey söyleyen bir yapıya sahibi. Farklı çağrışımları ya da farklı kavramları görüp konuşmaya başladığımız andan itibaren bu çağrışımlardan da söz etmeye başlıyoruz. Ve ben bunu önemsiyorum aslında. Evet. Geçelim mi ikinci filme? Evet, geçelim. O zaman. Zamanı da doğru kullanmamız gerekiyor. Evet, evet. Sevgili Sena, Güneş'e yolculuktayız. Onu açabilir misin? Lütfen.
Ben sesi alamıyorum. Siz alıyor musunuz? Ben de alamıyorum. Ben de almıyorum. Hayır. Paylaşırken sol altta sesle paylaş vardır. Paylaşması için ilgiliyken. Onu işaretleyebilir misiniz? Ekran paylaşım penceresini açtığınızda sol alttadır. Geldi. Mehmet. Neredesin sen? Tire. Tire. Nerede bu tire? Mehmet Kara silahlı yakalanmış. Adı ne arkadaşının? Berzan. Mehmet, kim bu Berzan? Bahşeli karılara fazla görünme biliyor musun? Nereye gidiyorsun? Zor düşün. Zor düşün sen. Silahı nereden aldın? Hangi parti üyesin sen? Bu daha başlangıç oğlum. Kalmaya devam ederse hepimizin anasını belleyecek. Güneş'e yolculukta aslında biraz daha göç olgusu üzerinde duruyorsunuz. Bu filmde boşaltılan köyler, köylerinden göç etmek zorunda kalan insanların aslında hayatlarını yeniden üretmesinin sorunsallaştırıldığını görüyoruz. Bu nedenle de filmde zaman ve mekanın yeniden üretildiğini, hatta mekanın ideolojinin ve kültürün yeniden üretiminin üzerinde yer aldığı bir topografya olması söz konusu. Bu topografyada sadece mekanlar aslında yeniden üretilmiyor. Biraz önceki sohbetimizde de söylediğimiz gibi aslında insan ve kimlik olgusu da yeniden üretiliyor. Yani mekanlar bir çeşit kimliklendirici rol üstlenirken insanları da kimliklendiriyorlar. Güneş'e Yolculuk filminde treli olmayan Mehmet zor duçlu olmanın sonuçlarına katlanıyor ve kendi kimliğini aidiyetini sorguluyor. Bir görsen o dağları, döneceğim bir gün, mutlaka döneceğim. Şirvan'ı da yanıma alacağım. Ondan sonra büyük bir ev yapacağım der. Tıpkı aslında Slovay Zizek'in hani aidiyet hiçbir zaman sorunsuz bir kategori değildir. Bir topluluğa, bir yere ait olma biçimlerinin tümü belli bir gerilimi barındırır sözünün yaşayan bir örneği gibi bu film bence. Böylece aidiyetsizliğin oluşturduğu gerilim beraberinde yine festival ve panel temamız olan kesme, kopma ve kayma olgusu yaratıyor diye düşünüyorum. Burada da merak ettiğim bir şey var. Yani acaba filmlerinizdeki bu aidiyet ve aidiyetsiz olma hallerinin yarattığı gerilimi siz nasıl tanımlıyorsunuz?
Yani bunu nasıl tasarlıyorsunuz, bu gerilimi ve bu gerilimi dengede tutma halini nasıl kurguluyorsunuz? Onu sormak istedim. Sunuma devam edeyim ben. Siz konuşurken bu böyle dönsün yine arkada. Evet. Yani aidiyet o kadar önemli bir tema ki bende de yani benim kendi kişisel hikayemde de belki bir yandan da yani bütün temassızlığımızı, iletişimsizliğimizi, ötekiyle olan ilişkimizi, kendimizle olan ilişkimizi de belirleyen ya da yaşadığımız, yaşamdan ne anladığımızı da aslında neredeyse belirleyen bir kavram. Neşe yolculuğu büyük tezat içeriyor bir yandan da. Güneşe yolculuğu yapmayla ilgili bir yandan da bakıyorum şimdi, tazeleniyorum, motivasyonumu hatırlıyorum. Biraz önce söylediğime de bağlayarak, bir önce söylediğime de bağlamak isteyerek. Yani çünkü benim için her zaman bir iç yolculuk, yolculukla beraber bir iç yolculuk ve bir transformasyon, bir değişim filmlerinde var. Bu en güzel örneklerinden biri. Güneşe yolculuğu yapmamın en önemli nedeni görmezden gelmeyi içime sindirememekti. Bazen kendimize ait olduğunu sandığımız hayatların içinde bile öylesine bir bencilliğin ya da kafamızı kuma sokarak yaşadığımız öylesine bir kendi iç döngüsü içinde kala kalıyoruz ki öbür tarafta olanı, bir köşe başında olanı, biteni bilmeyi bile beceremiyoruz ya da onu sonra görmezden gelerek hayatımızdan ötelemeye çalışıyoruz. Benim en büyük motivasyonum buydu aslında. Bunu çok net hatırlıyorum. Çok net biliyorum ve bu hep sonraki süreçte de kendimde de çok temel meselelerden bir tanesi oldu. İçinde hem bir barınma, hem bir bencillik, hem bir temassızlık, iletişimsizlik barındırıyor. Ya aynı zamanda eğer o şeyi kırarsanız, o zinciri kırmaya başlarsanız da, o yolculuğa çıkmayı, onu görmek istemeyi başlarsanız da sizin içinizden başka bir insan. Yani aslında hiçbir zaman zorla, zorduçlu olduğu ona söylenen, tireli olmadığı söylenen Mehmet zorduçlu olmayı değil, Derzan'ın kim olduğunu anlamayı öğrenerek büyüyor bunun içinde. Hı hı. Evet, çok önemli. Evet. Işıl Hocam, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Böyle devam edeyim mi? Mikrofonunuz kapalı hocam. Güneşe Yolculuk gerçekten benim de kişisel tarihimde çok önemli bir film. Ben her sahnesinden hala inanılmaz etkileniyorum ve her sahnesi benim de kendi adıma yeşim gibi düşündüğüm, içinde kendi içimde çatıştığım, öfkelendiğim, hatta bütün ötekinin dilinden konuşabilmek adına ne yaparım diye sorguladığımda aklıma gelen bir film oldu. Burada aidiyet deyince tabii mekanlardan konuşurken benim yine hiç unutamadığım şeylerden bir tanesi Berzan'ın evi. Yani oturduğu ev, yaşadığı der artık onu ev dersek, orası aslında onun için bir Diyarbakır. Yani İstanbul'da bir Diyarbakır üretiyor. Kendi mekanında, orada işte evinde tek göz gece konduda tamamıyla işte Diyarbakır resimleri, onun müzikleri, onun halıları vesaire her şeyiyle
orada o aidiyet duygusunu aslında kendisi yeniden üretebiliyor. Hani biraz önce o karşıtlıklar üzerinden kurulan ilişki aslında galiba Yeşim Ustaoğlu sinemasında, diğer filmlerde de geldiği zaman konuşacağız, bir yer değiştiren gölge gibi. Yani birbirlerinin içerisine geçebiliyorlar zaman içerisinde. Yani bir evsizlik var ama beraberinde bir ev de var. Bu aslında hani tekinsizlik, yani Heimlich ile Unheimlich, hani Freudian bir şey gibi. Ya. Heimlich işte ne kadar yakınlık şeyse, öbürü de o kadar tekinsiz, mesafelilik gibi. Ve buradaki yolculuklar bir de çok ilgimi çekiyor. O yollarda gidip gelmeler, yine galiba o yolculuklar sadece gidilen fiziksel mesafeler değil, aynı zamanda geçmişle şimdiyi birleştiren yolculuklar. Yani güçleri, hayal güçlerini aşarak böyle derinlik kazanan, işte o yolculuk sahneleri karakterlerin aslında iç dünyası haline gidiyor. Yani kendi dünyasında kat edilen bir şeyler var. Hani Yeşim'in biraz önce kendiyle ilgili, kendi yaklaşımıyla ilgili, filmlerine yaklaşımıyla ilgili söylediği gibi. Burada hem orada da yine hem bir kapanıyor, kendi içine kapanıyor, hem de dışarıyı, dışsalı çözmek, özümsemek için bir kırılganlıkla açılıyor ve orada bir yırtılma da meydana geliyor aslında. Oradaki yırtılma yok edilen, yok olan, işte bir şekilde köyü boşaltıldıktan sonra yok edilen bir şeye rağmen o yırtığın içerisine dalarak yeniden kendisine bir hayat inşa ediyor. Yani doğuya gitmesi de, ya zaten güneşe gitmesi de, o umudu sürekli koruyabilmesi, her şeye rağmen umudu sürekli koruyabilmesini sağlıyor. Yine yurtla ilgili, yani eviyle, yurduyla ilgili, yurtla bağlantı kurmaya çalıştığı iletişim araçları, biraz önce söylediğim gibi burada çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi olmuştu. Hani işte kaset arabasıyla Eminönü meydanlarında dolaşması, o Eminönü meydanında o kamusallığın nasıl kurulduğu, o dönemde kamusallığın dili, bunlar çok önemli belgeler bizim hayatımızda. Yani 90'lı yılların ortasında hani biz için, Yeşim'in söylediği gibi, burası bu film içinde böyle. 90'lı yıllarda gördüğümüz Eminönü Meydanı ve 80 sonrası bir Türkiye'nin nasıl hani zoraki göçlerle o meydanların kendi başına aslında kendi içinde bir politik iklim haline gelmesi, kendi içinde kendi siyasi dilini üretmeye başlaması çok önemli. Her türlü baskıya rağmen. Ve burada hiçbir şey yapmazken sadece varoluşu bile o siyasi dili, politik dili, iklimi yaratmaya başlıyor ki bunda ben şeyi de önemsiyorum aslında. Yine Yeşim'in kişisel tarihinden yola çıkıyorum dediği noktada Mezopotamya Kültür Merkezi'ndeki sürecini de çok önemsiyorum. Onun bu filme bir katkısı olmuştur değil mi Yeşim? Yani orada orada yaşadıkların ya da orada gördüklerin belki orada çok daha fazla, herkesten daha fazla temas etmeye başladın ve daha fazla duyum aldın. Kamusal mekandaki bu öfkenin, bu reddiyenin, bu ötekileştirmenin ve o da senin o transformasyonuna sebep oldu diye düşünüyorum. Olmaz mı? Zaten biraz önce de söyledim, görmezlikten gelme meselesiyle bu kadar süneşir olmaya başlayınca o kadar içeriden, yani ben neyi ne kadar görebildiğimi de çok sorguladım o zaman için. Ve tabii ki yolum ilk önce Mezopotamya Kültür Merkezi'ne gitti ve yani müzikle her şeyi yani sadece olan biten meselenin politik yanı, kimlik meselesinin ötesinde kültürü, insanı kavramak,
coğrafyayı kavramak, her şeyi anlamak istiyorsunuz ve bu bir süreç. Anlayabildiğiniz, öğrenebildiğiniz kadar da bildiğimizi de aktarmak gibi. Yani bir süre sonra orada dersler de vermeye başlamıştım ve birçok arkadaşlarım benim ekibimde çalıştılar ve birbirimizden çok şey öğrendik. Benzer bir şekilde Mezopotamya, yani oyuncu seçimine kadar çocukların hemen hepsi oradandı. Yan oyunculardı. Oradan. Çünkü yani hiç kimse bunu, bu hikayeyi bu kadar derinden dışarıdan bir oyuncu seçmeye kalktığınızda hissettiremezsiniz. Bir sürü oyuncu seçimi yaptık. Ama yani eşlemelerde de, yani kim kiminle daha iyi Berzan Mehmet olabilir, eşlemelerle de ikili çalışmalarında da, auditionlarda, yani mesela şeyi çok iyi hissediyordum. Berzan'la oynayan Nazım Yıkırık şimdilerde de çok iyi bir oyuncu oldu. Nevroz'la bir araya geldiğinde, yani Mehmet'i oynayan Nevroz'la bir araya geldiğinde o kadar güzel ona oyun veriyordu ki, rol veriyordu ki paylaşımı. Bir başkasıyla eşlemeye çalıştığımda canını okuyordu. Hiçbir şekilde onun provada bile yani. Çünkü o Nevroz'un seçilmesini istiyor. Onunla bu rolü paylaşmak istiyordu. Zaten ben de onu seçtim. Yani başka bir yolu olmadığını görüyorsunuz bunun. İkisi de müzikin de aynı şekilde. Daha sonraki süreçte de yani yolculuklarım, benim kendi gidişlerim, yolda bütün o yolculuklar boyunca gördüklerim, yaşadıklarım, hikayenin bir parçası olmaya da devam etti zaten bir yandan da, hikaye yazılıyorken de, yani senaryo yazılıyorken de. Ama bu aidiyet veya aidiyetin temsiliyeti meselesine de dönersek, mesela bütün o yoldaki kadın, yani diğer oyuncularım da, yerel oyuncular olmaya da devam etti ve ben kendim Kürtçe öğrendim onlara komut veriyorken. Yani hiçbir şekilde figürasyon götürmek, işte minibüsteki kadın şuradaki tiyatrodan, şurada şu, yani rol yapacak, diyalog verecek, yani biri olursa daha iyi oluyor. Öyle şeyler diğer filmlerinde de, sonra Bulutları Beklerken de dahil. Yani bölgenin insanının kendi dili, davranışı, beden dili, dilinin bütün nüansları, ya da yani Kürtçe, Seyit Karadeniz, yani ne konuşuluyorsa, bölge insanının kendisinin hiç okuma yazma bilmesi gerekmez benim için, ya da Türkçe biliyor olması gerekmez. Yani ben öğrenmeyi tercih ederim. Bir yola girmeyi tercih ederim ve ben asla, yani figüran götürmeyi istemem. Çünkü hiçbir zaman öyle hissedemezsiniz. Hissettiremezsiniz bir insanı alıp oraya götürdüğünüzde İstanbul'dan. Şimdi bunlar birdenbire aklıma geliverdi. Dağıttım mı bilmiyorum Işıl'ı söylediğimi. Yok, hayır hayır. Teşekkür ederiz. Biraz zaman sınırlamamız var galiba. Onunla ilgili buradan bazen uyarılar alıyorum. Şöyle yapalım mı hocam? İsterseniz sadece filmleri çabucak geçelim. Sonra soru ve cevaba geçelim. Tamam. Yani bir halde konuşmayalım. O zaman filmler üzerinden, yine görseller aksın, onun üzerinden konuşalım. Yani önemli olan Yeşim'in bize katkıda bulunması. Tamam ben şimdi. Ama hemen... tereddütü belki fragman olarak izlememiz iyi olabilir. Evet, onu yaparız hocam. Şöyle yapalım şimdi. O zaman sırada Bulutları Beklerken var. Ben soruları sonradan yanıt vermek üzere Bulutları Beklerken görüntülerini açıyorum. Hemen. Bayağı da soru birikti. Tamam. Şimdi gördüğünüz üzere aslında her filmde bu panel bağlamında belirlediğimiz kavramları görüyoruz, ama Bulutları Beklerken aslında ben bizce daha çok göç ve göçebe olgusunun ortaya ağırlıklı olarak çıktığı ve vurgulandığı bir film. Ve sizin de sevgili Yeşim Hocam söylediğiniz gibi Doğu Karadeniz bölgesinin yağmur ve sisle sarılmış vahşi dağlarında oluşan mekanların doğasındaki gizem,
filmin en önemli karakterlerinden biri ve karakterlerin iç dünyalarındaki karmaşayı ve çelişkiyi anlatıyor. Aslında bu mekanlar bence tıpkı Asma'nın belleğin saklama kapları olan mekanları gibi. Törenler, savaşlar, gelenekler, alışkanlıklar, anılar, hatıralar, gitmeler, gelmeler bu mekanlarda saklanıyor ve yarının mekanlarına aktarılıyor. Ve Bulutları Beklerken filminde bütün ana kahramanlar dünü ve bugünü simgeliyorlar. Aynı şekilde bütün mekanlar da geçmiş ve olmayan bugünü simgeliyor. Ve göç, göçebe olgusu özellikle Doğu Karadeniz kültüründe olan ama artık dünde olan ancak bugün de ise değişen ve dönüşen bir kayma yaşıyor. Yine bizim festivalin üst teması bağlamında. Aslında bir ölüme doğru giden bir kayma hali var. Bu göç, yaylaya göç olgusunda diye düşünüyoruz. Şöyle hızlıca görselleri geçeyim. Belki sorularda tekrar bunlara dönmek gerekirse açarız o zaman. Diğer film, bir sonraki film bizim Pandora'nın Kutusu. Hocam mikrofonunuz kapalı, eğer bir şey söylüyorsanız bana, duyamıyorum sizi. Seni rahatsız etmemek için mikrofonu kapatıyorum. Belki bulutları film üzerine bir şeyler söylemek ister diye düşünüyorum Yeşim. Yeşim, bununla ilgili yani Bulutları Beklerken'le ilgili bize bu kavramlar nezdinde, mekan kullanımı, mekan üretimi nezdinde bir şeyler söylemek ister misin? Özellikle yerellikle ilgili düşüncelerin bu noktada çok belirleyici ve bence çok ufuk açıcı olabilir. Evet, yani benim Karadeniz'e tekrar döndüğüm, yani onca hayatımı, çocukluğumu geçirdiğim yere tekrar dönmek isteyerek döndüğüm bir hikaye Bulutları Beklerken, ama aslında kimlik meselesine tarihsel bir olgudan, yani 50 yıl önceki bir hikayeden bakarken hafızayı da, yani hafıza meselesini de biraz ele alıyor. Yani Güneş'e Yolculuk bugün yaşadığımız bir trajediyi anlatıyorken, bugünkü aidiyetle ilgili bir meseleyi anlatıyorken, dün aslında biz arkamızdan hala neyi sürüklüyoruz ve bugün kim olduğumuzu da anlama konusunda önümüze ne tür bariyerler koymaya devam ediyoruz, dünle olan ilişkimizi tamamı erdirmediğimiz için. Bulutları Beklerken bir anlamda benim bütün anılarımla, gördüğüm, içinde yaşadığım, baktığım, dokunduğum her şeye aslında eksik, yarım bakmış olduğumu hissederek yeniden hafızayı, kim olduğunu, baktığım insanların ne tür bir hatıra taşıdığını ve var şu andaki yaşamın neresinde bir tıkanma yarattığını anlama için gittiğim bir, aslında bir anlamda çok derin bir depresyonu da yasla birlikte çok derin bir depresyonu da anlatan bir hikaye. Dolayısıyla mekanlar hem bütün, yani bütün oldukları gibi oradayken bir yandan da sislerin içinde, bilinmezliğin içinde, bir parça kadının, Ayşe Elin'in o ruhsal durumuna da hizmet etmeye başlayan bir gizem de taşıyor. Yani sisler, sular, görünmeyenin sislerle gelen sesler, o Ayşe'nin kendini yeniden ifade etmeye, kimsenin bilmediği bir dil ama aslında hep orada var olan bir dili aslında taşıyor olması, bütün o üstü örtülen her şey.
Bütün bunlar vardı herhalde yaparken, yani bunlarla yola çıkmıştım. Bunları bir ifade edebilmek için çıkmıştım. Şimdi bakıyorken suyun ne kadar önemli olduğunu, yani su evet. olgusunun yolculukla başlayan, ta o Berzan'ın kendi evini aslında yansımasını gördüğü, gün altında kaldığı köyün, yani bir suyun önünde yansımanın. Ama burada yani şeyleri de Selma'sını bir su, bir, yani denizin ark önüne ve sular da, yani sisler de benim için sudur aslında bir anlamda. Su, yaşam, ölüm demeydi. Tüm bu imgeler var yani sanırım. Ama temelinde hafıza ve yani hatıra ve kimlik meselesini biraz oradan bakarken büyük bir depresyon hikayesidir aslında bu. Burada bir de kadraj içi düzenlemelerin de çok tanımlayıcı sanki. Hani içeri dışarı ilişkisini vurgulayan şeyler, yani işte pencereler, kapılar, ağız da onların altını çizmiş hani burada görselleri oluştururken. Sanki böyle bir hani in space off space meselesi gibi, hani içeri dışarı ilişkisinin kurulması gibi çok fazla çerçeveleme var değil mi? Bu pencere, kapı, diğer filmlerinde de bu çok var ama sanki burada özellikle o dışarıyla olan ilişki sanki bu çerçevelerden de birazcık, çerçevelerin kompozisyonunu da belirlemiş gibi. Çok mu hiper yorum yapıyorum? Işıklar. Yani evet vardır bu da evet bir şeyin, çünkü yani bir yandan kendini kendi içine yavaş yavaş kilitlemeye, kapatmaya başlayan bir hikaye kırımına bakıyoruz aslında. Bir, kendi çerçevesini, kendi dünyasını oluşturmaya bakan bir kadına bakıyoruz. Hı hı. Giderek dışarıdan kendini soyutlayan, uzaklaşan ama yeni bir, yani yeni değil de aslında hep var olan yoluna gitmesi gerekiyor. Yani içini açması da gerekiyor bir yandan da. Ferahlaması da gerekiyor. Bunun içinde kilitlediği yerden, karanlıktan, o seslerden, hafızasındaki yani Nikos'una ulaşabilmesi gerekiyor. Bilip var olup olmadığını bilmek. Dolayısıyla hem önce içeri kapanıyor, sonra dışarı çıkıyor bir yandan. Yani bir anlamda hatırlama yüzeyleri gibi aslında bunlar. Evet. Evet. Aslı'cığım devam edebiliriz. Edelim. Şeye geçeyim. Diğerine geçeyim o zaman hemen. Şunu kapatıp. Umarım sıkılmadı dinleyicilerimiz. Biz kendi aramızda bu sohbetimizi yapıyoruz. Onların sıkıldılarsa gitmek gibi lüksleri var. Peki. Şimdi evet başlatalım bakalım. Pandora'nın kutusundayız. Yani burada da aslında filmin... yine kavramlarını ve mekansal bileşenlerini görüyorsunuz ama burada biraz daha ilk başta söylediğim bu mekansal geçişten bahsedeceğim. Çünkü film önce taşrada başlıyor, sonra kentte devam ediyor, sonra tekrar taşrada son buluyor, bir akışı var. Ve ana kahramanların karakterleri de mekanlarla tanımlanıyor. Aslında tüm bu mekanlar hem kişisel özel mekanlar, bir de toplumsal, kamusal mekanlar. Şöyle düşünüyorum, bu iki karşıt kutupun, yani kişisel ve özel mekanlarla toplumsal, kamusal mekanların işlevsel ve anlamsal açıdan birbirinin içine geçtiğini düşünüyorum. Kentin, yani İstanbul'un temsili, kentin İstanbul'un temsil ettiği, kentin İstanbul'un temsil edilme biçimleri adeta karakterize ediliyor ve karakterlerle özdeşleşiyor. Bir kent, yani İstanbul,
tek tek konutları ile karakterize ediliyor. Kent içerisinde konut formu birçok karakteri, zamanı ve mekanı temsil ediyor. Bu kişisel özel mekanlar ile toplumsal kamusal mekanların işlevsel ve anlamsal açıdan birbirinin içine geçme hali, yani birbirinin içine kayma hali filmde özellikle Murat karakterinde görülüyor diye düşünüyorum. Murat çünkü zamanının büyük bir çoğunluğunu açık toplumsal kamusal mekanda geçiriyor ve bu mekanlar onun yalnız kaldığı, kendisi olabildiği mekanlar. Anneanne Nusret, benim dağım nerede diye soruyor ve Murat ona cevap verme adına aslında hem kendiyle kalıyor hem de kendi olabilme haline de ulaşmak için bir yolculuğa, yani tekrar bir taşra, kent hikayesine eviriyor filmi. Bu bağlamda da bu film özelinde tabii ki diğer kavramlar üzerinden de tartışılır ama bu kişisel özel mekanlarla toplumsal kamusal mekanların işlev açısından ve anlam açısından birbirinin içine kaydığını ve geçtiğini düşünüyorum. Yine bizim festivalimiz kapsamında diyeyim hocalarım ve sözü size bırakayım. Ya da dilerseniz diğer filme geçeyim. Evet, yaşım var mı? Üzerine neyi söyleyebilirim? Kişisel, evet, her birinin kendi mekanı, bütün yani Güzin'in, Nesrin'in, Murat'ın, aynı zamanda karakterlerini, Mehmet'in karakterlerini belirleyen mekanlar çok sesleriyle de üstelik. Yani işte bütün bunlar çok isteyerek koyduğum şeylerdi. Sesler de, yani Nusret'in sonra, yani taşladık. Hepsinin kişiliğini, kimliğini, karakteristik özelliklerini mekanlar da bir yandan anlatıyordu. Ya da besliyordu. Bir yandan da işte taşra, şehir tezatlılığı ya da aidiyet meselesi yine. Kim nerede daha iyi aslında ya da nasıl bir hayat seçti. Bütün bu meseleleri de mekanlar da aslında çok besleyerek ya da var olarak bunun içinde katılıyorum yani söylediklerine. Bu seslerle ilgili bir röportajınızda ses konusunda çok farklı bazı, yani sinematografik açıdan farklı bir yol izlediğinize dair bir şeyler dinlediğimi hatırlıyorum. Bunun üzerine konuşmak ister misiniz? Yani sesle kurduğunuz ilişki. Görsel bir imgeyi yaratırken içindeki sesi düşünmeden, yani baktığımız bir şeyi aslında duyduğumuz için de, aynı zamanda onun içindekini duyduğumuz için de daha iyi algılıyoruz. Bakmak sadece görmeyle ilişkili, yeterli değil. Aynı zamanda o anın, baktığımız anın içindeki rengi, ruhsarı bize hissettiren, içinde o sırada duyduğumuz onun kendi sesi. Her mekanın aslında bizim şu anda kendi sizin de oralarda odalarımızın içinde bile oluşan room sound, bu odanın sesinin bile kendine özgü bir sesi var. Bedenimizin bir sesi var ama mekanların aslında söylediği sesler, yani bir sesi var, bir özelliği var. Ben bunu her zaman çok önemsedim. Yani görsel bir imgeyi yaratıyorken içindeki sesi yaratmayı çok önemsedim. Sesin önemini kavramaya başladığım andan itibaren. Bir yandan da ruhsal dünyamızı da anlatan bir... Yani şöyle bir şey söyleyeyim, Araf'tan biraz sonra gelecek, küçücük bir örnek vererek ya da belki terapiden ikisini de kullanmış olabilirim. Yani kendinizi çok içe kapalı ve tek başınıza olduğunuz anda büyük bir iç sıkıntısıyla baş etmeye çalıştığınız bir anda
ancak duyabildiğiniz sesleri de yaratmayı ben çok seviyorum. Yani normal zamanda duymadığımız ya da duyduğumuz zaman kulak vermediğimiz buzdolabı sesi gibi. Kalorifer borularından gelen ani gürültüler, sanki içeride biri varmış gibi. Bunları ancak yani biraz aslında mekanların renklerini, ruhsarlarını sesleriyle de birlikte ve karakterin ruhsal durumuyla birlikte oluşturmaya çalışıyorum sanırım. Ve bunu yapmayı da yani bu tasarımı yapmayı, bunu hissetmeyi yapmayı tabii büyük bir teknik bir şey de yaratıyor bir yandan. Çok severek çalışıyorum sanırım ve aslında izleyici de buradan ekrana baktığında kendi ruhsal dünyasından bakar bir yandan ama o sesi duyar, tanımlamaz o sırada ama onun algısını tetikler. Kadının o sırada ya da insanın, kişinin ne hissettiğini yaşar içinde hissettirir yani. Biraz demin de söylemeye çalıştığım şeylerden biri buydu. Duyularını da harekete geçirmek. Kokuyu hissettirmek. Oradaki kokuyu hissettirmek. Oradaki soğukluğu hissettirmek. Oradaki hali hissettirmeyi severek yapıyorum. Ve ses buna müthiş bir katkı sunar. Bu anlamda kullanırsanız. Gürültü olarak değil de. Yani sessizliğin bir karakteri var aslında. Kesinlikle doğru. Katılıyorum. Benim bu filmde ilgimi çeken şeylerden bir tanesi özellikle burada taşra meselesinin, taşra sıkıntısı meselesinin yine refleksif bir karakter taşıması. Yani taşra kaçılıp taşradan kaçılıp İstanbul'a gelinmişken tekrardan taşra bir sığınağa dönüşüyor. Taşra bir anda bir onları şifalandıran, iyileştiren, zihinlerini arıtan, kendilerini arıtan bir şey haline geliyor. Ve bu anlamda şey de çok önemli tabii. Hani bu kaçma meselesi, geri dönüş tekrardan. Hani sığınağa geri dönüş, sığınmaya geri dönüş meselesi aklıma şeyi de getiriyor. Bu filmde en çok onu görüyorum. Diğerlerinde de Araf'ta ve Tereddüt'te de var ama sevgili İhsan Bilgin hocamızın bedelsiz modernleşme diye bir şeyi var, ifadesi var. Gerçekten bu film bana kalırsa o bedelsiz modernleşmenin görsele tercümesi gibi bir anlamda. Yani insanların işte kentleşmenin hiçbir bedelinin ödenmediği uzamlarda dolaşıyorsun burada ve işte o bütün o hani kapitalist modernleşmenin yarattığı dramatik ikilemleri gösteriyorsun. Her karakterin kendi ikliminde bu ikilemler yaşanıyor aslında. Ve o merkezde olma duygusunun yarattığı bu sefer bir sıkıntı var. Merkezde olmanın insanı bir türlü onduramayan, yani bütün o yaratıcı varoluşsal aslında büyük anne gitmese, anne gitmese hiçbirinin gitme gibi bir şey yok. Ama onun gitmesiyle birlikte sanki şey, hani hakikaten Pandora'nın kutusu açılıyor. Yani onu sen farklı bağlamda kullanıyorsun belki ama bu gerçekten bana çok önemli geliyor. Yani oradaki o İstanbul'un 1990'ların sonundan itibaren dönüşmeye başladığı şey, o bedelsiz modernleşme, o aslında hiç kimsenin neye hizmet ettiğini bilmediği yerlerde var olması ama bunları da bir şekilde bir zenginlik, bir varoluş şeyi challenge olarak görmesi, yani o bloklarda oturuyorlar, o bloklara daha işte steril, daha hijyen hayatlar yaşıyorlar orada ama bir şekilde merkezde olmanın sıkıntısını aşamıyorlar. Bu kadar. Doğru. Çok doğru, katılıyorum. Evet. Peki, şimdi sırada Araf'ımız var. Bu arada Araf'la ilgili sorular da var. Ben bu Araf konuşulurken... Öyle mi? Ben evet. Sohbet ekranına bakamadım. Ben şu anda bakıyorum. Araf'ı konuşurken o soruyu da belki
sorarız aradan. O soruda şey yapabilir. Olsun hocam. Hemen o zaman Araf'ın da bir metafor filmi olduğunu, adı üstünde yani Araf kavramıyla ve kavram barındırdığı metaforların mekanlarda vücut bulduğundan bahsederek başlamak istedim. Ve aslında bir mekan da başka metaforlara ve kavramlara da sahip oluyor bu filmde ve farklı gerçeklikler yaratıyor. Özellikle bu sahnelerde ve devamında göreceğiniz gibi geçiş ve geçişim kavramları. Çünkü film bir otoyol kenarındaki benzin istasyonu, bir çeşit konaklama tesisinde çalışan kahramanlar üzerinden hani kimsenin kalmak istemeyeceği, biraz önce belki sevgili Yeşim Hoca'nın da söylediği gibi hani sadece böyle uğrayıp geçeceğimiz, çok da üzerinde durmayacağımız, çok da görmek istemeyeceğimiz bir yerde geçiyor ağırlıklı olarak. Ve buradaki gelecek hayalleri kuran genç kahramanlara odaklanıyor film. Ve Ustaoğlu'nun deyimiyle de yaşarken teğet geçtiğimiz, farkında olmadığımız anlara odaklanmış bir film Araf. Küçük bir kentte yaşayan kimi köy kökenli orta sınıf kahramanları ve hayatlarındaki çelişkiler konu ediniyor. Bir yol ve yolculuk varlığı üzerine gerçek hayatlara dokunmayan hayallere kaymalar, gerçek ve hayal çelişkisiyle örülü kesmeler, bir şekilde gerçeklikten kopmalar söz konusu filmde. Bu bağlamda da geçiş ve geçişim durumu üzerinden yol ve yolculuk kavramları ve kesme, kopma ve kayma arasındaki ilişkiyi Araf filminden yeniden tanımladığımızı düşünüyorum. Ve size bırakıyorum eğer sözünüz varsa. Yeşim. Evet, benim yani gerçekten yaparken de çok yani bütün filmlerimde aslında hep çok büyük bir çok severek yaptım hepsini, çok içinde yaşayarak yaptım Araf. Tam bir Araf'ta kalma hali aslında. Yani hikayeyi yazarken ismi böyle bu kadar üzerine rahat giyen nadir filmlerden biri olabilir belki, hikayelerden biri diyelim. Araf'ı yapmak fikri Pandora'nın kutusunu çekerken oluşmaya başlamıştı aslında. Bunu belki çok kısa gireyim. Bu işte görmek meselesiyle de yani bazı şeylerin içinden geçip gidiveriyoruz. Görmüyoruz bile, bakmıyoruz bile ve bakmaya da değer de bulmuyoruz bir yandan da. Pandora'nın kutusu sırasında bu tür outletli, yani bu modern otoyolla Ankara yolu, İstanbul Ankara, oradan işte Karabük tarafına hep böyle gidiyorken, Bartın tarafına, Köye Dağları'na gidiyorken o otoyollarda çok kalkmamız gerekiyordu gidiş gelişlerde ve benim o kadar yani onun arkasındaki hayatı, bir gün aslında Zehra gibi bir çok genç bir kızın gözüne çarpmamla, yani sabaha karşı bir saatte onun o yok, çok yorgun, çok halsiz gözü, yüzüyle bana servis yapan bir kızcağızın göz temasımız benim bütün hikayeyi kurgulayabilmemi sağladı diyebilirim. Çünkü hemen nasıl bir hayali var, şu anda ne yapmak istiyor sorusunu sordurmaya başladı bana ya da ne kadar yorgun. Hemen yani hiç sormamıştım mesela, bu bizi kimsenin aklına geliyor. Şimdi şu anda hala öyle mi emin bilmiyorum ama 24 saattir çalıştım. Yani shiftler o şekilde o zaman var diyorlar. 24 saat çalıştırıyorlardı, 24 saat evine gidiyordu. Tekrar yani vardiya sistemini konuşlardı ve o sabah 5 biz oradan gelip geçiyorken biraz sonra gelecek olan servisi bekleyen bir kızla benim yolumun kesişmiş olmasıdır oluşturan bakmadığımız anlardan bir tanesi yani hayatımızda.
yaparken de önemsemediğiniz anlardan bir tanesinin hikayesini. Sonra tabii defalarca gittim Karabiye'de. Bir yandan da inanılmaz sevdim. Yani o kara kuru gibi görünen kentin içindeki ilişkileri, hayatları öğreniyorken, görüyorken, yaşıyorken insan ilişkilerini, dostluğun ne anlama geldiğini kavramaya çalışırken o genç çocuklar arasında gidememek meselesinin, gitmekleri gidememek, o arafta kalmanın yarattığı başka şeyleri, işte dostluk mesela, kankasına aidiyeti, canını verebilme kafasını. Yani bir sürü şey öğrenirken, yani bildiğimiz şeyleri yeniden temize çekmeye başlarken insana ait olan o saflığı, sevebilmeyi, çaresizliği, kurulan hayallerin nerelerden devşirildiği, bütün bunlar beni çok etkilemişti yazarken de, sana çekerken de. Işıl Hocam sanırım soruda da buna benzer bir şey söylüyor. Evet, onun öncesinde ben soruya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Araf'ta yine beni çok ilgimi çeken filmin başlangıç sekansındaki fabrika öncelikle. Yani oradaki o da bir Araf aslında. Çünkü 1930'ların sonunda yapılmış Karabük Demir Çelik Fabrikası. 30'ların sonunda yapılmış Karabük Demir Çelik Fabrikası. Öbür tarafta böyle devasa bir outletle rekabet ediyor. Yani orada fabrikada çalışmak yerine gençler, çocuklar öyle bir yerde çalışmayı tercih ediyorlar. Yani aslına bakarsanız hani şey gibi, bu hiçliğin ortasında bir yer gibi, yani hani yer olmayan bir yer aslında şey, oradaki o devasa şey tesisi, otobüs dinlenme tesisleri. Fabrika ise yer, tanımlı, tarihi var, hafızası var, birikimi var, size sunabilecekleri bir şey var. Her şeyden önce bir ustalık kazanabilme ihtimaliniz var. Ama o değil oradaki gençleri çeken. Oradaki gençler oradaki outlet'te çalışmayı tercih ediyorlar. 24 saat çalışmak pahasına. Ve özellikle o köprü, yine Araf, hani Heidegger'in köprüsü gibi, yine Araf. İşte o gerçeklikten, o mekansal gerçeklikten öbür mekansal gerçekliğe savrulan bir yine şey bağ kuruyor bize, yine bir Araf olayı kuruyor. Ve buradaki galiba o coğrafyanın hiçliği, o karlar ortasında hani o yol gidip gelirken o hiçliğin içerisinde bir taraftan da coğrafyanın psikocoğrafyasını düşünmeye başlıyorsun gibi hep okudum ben filmi. Yani oradaki karakterlerin psikolojisi, o karakterlerin hayatını nasıl algıladıkları, işte genç çocuklardan olgunun özellikle neydi o Acun'un programına girmek için mücadele vermesi. Efendim? Var mısın yok musun? Evet. Var mısın yok musun? Evet. Onun üzerinden hayatlarını kurgulamaları ve hani zengin olacak olunca ne yapacaksın sorusuna da 4x4 alacağım. Yani orada çünkü bir gitme şeyi yok, isteği yok. Onun ihtiyacı olan şey bir vitrin haline gelmek. Tıpkı seyrettiği ekran gibi kendisi de bir ekrana dönüşmek istiyor. Bakılan bir ekrana dönüşmek istiyor. Evet, doğru, bunlar doğru gözlemler, doğru. Çünkü o kadar küçük ki hayatları aslında, o kadar çaresizler ki bir yandan da. Yani hayalini bile şeyden devşiriyorken, televizyondan böyle programlardan devşiriyorken en büyük hayali biraz yani aslında demin bahsettiğim dostluk ilişkisi, arkadaşını, mekanını bırakamamak bir yandan da, ama mahallenin abisi olmak, ağası olmak istiyor. Yani orada sözü geçen bir hayalini o kadar büyütebiliyor, ama Zehra öyle değil. Zehra'nın hayali bir an önce gidebilmek.
maalesef. Kadın oluşla mı ilgili? Oradaki bir an önce gidebilmek, o kasabanın kadın kimliğiyle kurduğu ilişkiyle mi ilişkili acaba Zehra'nın gitmek istemesi? Daha cesur olduğunu düşünüyorum. Birçok kadın gibi aslında mevcuta, sisteme, yani eril dünya aslında sistemin yürümesine daha çok hizmet ediyor maalesef. Evet, evet. Kadın bunu yıkmak için çok daha şey bir mücadele veriyor ve yani daha cesur aslında çıkışları. Ne kadar baskılanırsa baskılansın, bu hayali kadının kurabilmesini daha şey, daha doğru olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla gitmek isteyen bir adam imgesinden çok, yani olgundan çok, çok belirsiz bir birine, bir serap gibi hayatına, yani onu alıp da atının terkisine, kamyonuna atıp, bu yanlış. O sadece o değil, yani o gerçekten aşık oluyor, gerçekten hevesleniyor, hayatının içine bir su damlası gibi, bir serap gibi, bir var olup olmadığı hakikaten belirsiz. Yani son Mahur'un yok olduğunu, yani nerede olduğunu bilmediğimiz, çünkü bir serap gibi yok oluyor. Çünkü o kadar bir etkiyle giriyor aslında hayatına da. Öyle bir varoluşla giriyor yani. Hiçbir söz söylemeden, hiçbir şey vermeden, bilgi vermeden ya da işte yemin billah bak seni alıp geliyor. Bunların hiçbir hayatlarında olmuyor. Ama buna rağmen büyük bir cesaretle aşkının peşinde koşup bütün bedelini de ödemeyi tercih ediyor Zehra. Ki aslında ben hala cesaretini çok seviyorum onun. Kendini de amiyane diyebilirsek olguna kasmadan, yani çok büyük bir cesaretle de hamile olduğunu söylüyor. Yoksa çoktan hamile meselesini olgunun o saf isteğiyle çözüp ona kasıp, yani evlenip çocuğu, mevzuyu çözebilecekken ortalığı darmadağın eden, yıkıp döken olgunun isyanı, ama bir tek cümle, kelime, yüklüyüm demesi ortalığı darmadağın etmeye yetiyor. Bunu da çok cesur buluyorum aslında. O yüzden gitmeyi tercih eden o. İsteyebilen, evet. O yani. Evet. Doğru, katılıyorum. Yani o kadınların bu konuda çok daha cesur olmaları, çünkü dediğin çok doğru, yani sistemin yürümesi için eril gücün ihtiyacı var. Ona ihtiyacı var. Yürümek zorunda aslında, içine girdiği kapan çok büyük yani eril dünyanın. Yani aslında bir rahatlayıp özgürleşebilseler, biraz daha şöyle bir dünyayı paylaşabilmeyi anlayabilseler, her şey çok daha başka türlü olacaktı. Ama o birazcık da galiba eril dünyanın fokus olduğu şeylerle çok ilgili. Odaklandığı meselelerle çok ilgili. Çok tek odaklı var oluyorlar. Kadınlar öyle değil. Kadınlar çok odaklı var olabiliyor. Çok odaklıları bir araya geçirebiliyor. O farklı odaklar arasında ilişkiler kurabiliyor. Evet. Ve o ilişkileri azmedebiliyor sonra. Bedelini de ödüyor ayrıca. Kadın durumu çok, yani çok başka türlü bir gücü var. Çok hızlı evrilip değişim sağlayabilmeyi becerebiliyor baskılamadığınız zaman. Ama erkeğin ben bu anlamda biraz daha böyle kalın çizgiliyordum. Yani ben çok da aslında şey yapmak istemiyorum. Ama o anlamda babayı da zaten o anlamda çok görmüyoruz, değil mi? Pardon. Yani babayı da çok görmüyoruz zaten. Yine sanki çekip çeviren, oradaki hayatı da yürüten, aileyi de yürüten anne figürü yine daha başat bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Yani bütün film boyunca babayı bir ya da iki kere görüyoruz. Zehra'nın babasını, ama Olgun'un kendi babasıyla olan hem kendi büyümesinde hem kendi vicdanını ve ezikliğini bir türlü yenemeyen bir babayla olan, babanın ona, yani o baba rolünü ne kadar götürebilecek, işte tam söylemek istediğim, ama bu rolü götürmek zorunda bu adam. Halbuki kendi vicdanı, varoluşu,
büyük bir sorun bir yandan da aslında. Ve o çatışmayı Olgun babasıyla çok daha büyük bir çatışma yaşıyor. Yani Zehra ile olan ilişkisindeki kırılma da bir yandan da babayla olan çatışmasının çok daha patlama nedeni olabiliyor, oluyor. Evet. Belki bu filmler ama gerçekten tam çekip çeviren bir kadın, yani tam bir Anadolu kadını. Evet, tam bir Anadolu kadını. Değil mi? Belki Yeşim Ustaoğlu'nun filmlerindeki cesur kadınlar hep birlikte toplumsal olarak yeni dönüşümlerin de kulak, yani sesleridir diye düşünüyorum. Her şeyin vakti zamanı var diye düşünüyorum. Yavaş yavaş öğreneceğiz hep birlikte. Ben bu arada sevgili Yeşim, ilk sorumuzu sormak istiyorum. Eren Doğan şöyle soruyor. Arap filminizi çok seviyorum. Dönem dönem tekrar izliyorum. Her seferinde aynı vurucu etkiyi gösteriyor. Anlattığınız hikayenin içine girebiliyorum ve karakterlerle çok kolay bağ kurabiliyorum. Gözlem yeteneğinize hayran kalmamak elde değil. Bakmanın ve görmenin aynı şey olmadığını düşünüyorum. Görmek için ne yapmalıyız? Sanırım aslında bütün bugüne, yani bu şu saate kadarki sohbet içinde bunu defalarca söyledim. Evet, ben de çok üstünde durduğum bir içinde yaşamak, görmek, gerçekten ona dokunun, ona, yani bakın, hissedin, duyun aynı zamanda içindeki her şeyle, onun içinde yaşamayı, anın içinde yaşamayı, var olmayı deneyin. Karşınızdaki her insanın o sırada aynı şekilde nefes aldığını düşünün, ona dokunun, yani anlayabilmek için. Yeşim Hocam, sanırım bizim ölü zamanlarımız çok. O yüzden hani yaşayan zamanlarımızı mı arttırmamız gerekiyor acaba? Bakmak yaratmamızda. Kelime, aynen. Aslı'cığım, tereddüte geçebiliriz. Vallahi tam da geçmenin zamanı bu kadın oluş olgusu üzerinden. Tereddüt çok iyi olacak şimdi. Sevgili Sena, açabilecek misin fragmanı tereddütün? Şöyle alın, şöyle alın. Elmas. Tek taşına kadın hasta. Elmas. Ocağında kayınvalideni kaybettin. Korkmana gerek yok. Hatırlamayabilirsin. Kafan karışmış olabilir. Yarısı böyle bulut yüreği. En heyecanlı yere geldik. Evet, evet.
Seni dinliyoruz. Son filminiz. Aslında bu filmde de diğer filmlerinizde olduğu gibi kadın olgusunun tartışıldığı, biraz önce de tam yerinde olduğu, devamı gibi oldu bu. Bu olgunun tartışıldığı ve tanımlı kadın stereotiplerinin ve bilindik kadın hikayelerinin dışında kalan, görmekten, tartışmaktan ve belki de bazen bilmekten rahatsız olduğumuz başka kadınları gözler önüne seriyorsunuz. Tereddüt filminde Taşralı Elmas'ın ve Kentli Şehnaz'ın yaşadıkları eril şiddet ve cinsel problemler, benzer olmasına karşın şiddete maruz kalma biçimleri açısından düşünüldüğünde, Kentli Şehnaz'ın durumunun çok daha aslında karmaşık olduğunu düşünüyoruz. Şiddete tamamen edilgen bir şekilde maruz kalmak ile kendi kararlarının bir sonucu olarak şiddete maruz kalmak arasındaki fark ortaya çıkıyor. Aslında şiddet aynı ama eylem kodları farklı. Böylece kadınların etrafında gelişen olayların kadınların bir motif olmaktan çıktığı aslında bir eylem ile hikayelerinin gidişatında çeşitli parçalanmışlıkların ortaya çıktığını söyleyebilirim. Filmlerinizde su, yaşamı simgeleyen en güçlü metaforlardan biri ve biraz önce de sohbette söylediğiniz gibi pek çok filmde de görüyoruz bunu. Aslında su imgesi bir anlam yaratma alanı olarak işlev kazanıyor. Tereddüt filmi de izlediğimiz üzere karanlık bir deniz ve dalgalarıyla açılıyor. Taşralı Elmas yufka almak için evden çıktığında sahile uğruyor ve denizi izliyor. Kentli Şehnaz için deniz ise bir şey var burada, beni kendi içine çekiyor ama anlamıyorum şeklinde de karşımıza çıkıyor. Ve her iki kadın da rüyalarında sular içinde uyuyorlar ve mekanları sular içinde kalıyor. Suda birleşiyorlar. Su ise kayıyor. Aslında ikisinin de bu kopma halleri bence bir kayan suda, kayan tırnak içinde kayan suda birleşiyor diye düşünüyorum. Bu su ile ilgili Işıl Hocam'ın da ekleyeceği şeyler vardı. Su genelinde belki Tereddüt filmine odaklanabileceğiniz bir takım düşünceleriniz vardı Işıl Hocam. Belki onları alabilir miyiz şimdi? Aslında biz bunları Yeşim sık sık diğer filmleri okurken de ya da diğer filmler üzerine konuşurken de bahsetti. Yani neden kendisini de kendi içinde fark ettiği bütün filmlerinde su ögesine adeta bir light motif gibi sürekli başvurduğunu. Burada ben mesela önce şöyle bir şey de düşündüm. Hani biz mimarlar suyu çok severiz. Hani suyun fiziksel işlevini mimari bileşen olarak da çok severiz. Ama Yeşim'in filmlerinde bu metaforlaşıyor, hatta ekranlaşıyor. Yani hatta karakterlerin kendilerini gördükleri bir aynaya dönüşüyor diye düşündüm ben. Ve her birinde aslında özel tasarlanmış şeyler, yani su ögeleri. Bu anlamda yaşamla ölüm arasındaki ilişkiyi de bize ortaya koyuyor. Yani o rüyalarda işte kendilerini suda boğulmuş olarak görmeleri, yaşamın doğduğu şeyi de su gibi düşünecek olursak, sudan hareket ettiğimizi konservatlar olarak, daha sonra onun ölümle son bulması, hani yaşamla ölüm arasındaki bir yolculuğun da göstergesi su. Yani çok farklı birkaç okuma yapılabilir suyla ilgili diye düşünüyorum. Evet Yeşim. Doğru. Bunlara katılmamak, yani güzel okumalar yapıyorsunuz ve ben böyle heyecanla dinlemeyi de seviyorum bir yandan. Seni dinlemeyi seviyorum. Doğru tespitler, çok iyi okumalar. Bir çeşit, yani bir şey, biraz da nevrotik şeyler bunlar, yani benim kendimle ilişkili olan. Belki de işte o demin biraz da söyledim, muğlaklık kavramının suyla bütünleşmesi ama aynı zamanda o belirsizliğin, hayatımızın içindeki mahremiyetin, yani tereddütün en büyük aslında
önemli oynadığı rol. O mahrem dünyamıza yani girmiş olması ve bizim en aslında imtina ettiğimiz, söylemek yani dışarıdan baktığımız hayatın esası kendi mahremimizde yatıyor ve burayı hiçbir zaman paylaşmak istemeyiz, yeterince anlatamayız, kendimize bile anlatamayız. En muğlak yanımızdır bu. Su biraz bunu da barındırıyor, muğlaklığı, belirsizliği de barındırıyor ama ölüm, yaz. Şimdi siz söylerken benim zihnim bambaşka bir yere sıçradı ve ben bunu söylemek ihtiyacı duyuyorum. Yani su üzerine konuşuyorken beni bir yere sıçrattınız. Magna Fantagna'da, o büyük fantezidir onun. Evet, İkinci kısa filmimde çocuğun ölümü kavramasını anlatır. Arkadaşının ölümü üzerine birdenbire elinden alınması, yine bir belirsizlik aslında, yine yani ölümün ne olduğunu kavrayamaması, kendini suçlu hissetmesi, onun gelip bir daha dönüp dönmeyeceğini bilememesi, ormanın, suyun, gölün içinde kendi yansımasına bakarken. Sonunda şöyle bir phrase görürüz. Arada bir yazılar da girerdi içinde. Şimdi beni, bana sonunda oldu ki ben de şimdi öyle söyleyeyim. Arasındaki o ince çizgiyi anladı Meg, yani ana karakterimiz. En sonunda bu böyle bir yazı çıktığını hatırlıyorum. Pat diye beni oraya sıçrattınız. Demek ki ben zaten aslında o zamandan beri yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgiyi sorgulayıp da duruyorum bir yandan da. Hep en muğlak olan şeyi, en keskin ama en muğlak olan şeyi de söylüyorum ve onunla uğraşıyorum ve işte Mahur'un Araf'ında, Zehra'nın hayatına girişi gibi muğlaklığında da bir yandan da su imgesi bir şey değiştirerek sürekli kimi özgürleştiriyor, kimi anılmaz bir ekstazi gibi, ki ekstazi biraz aslında güneşe yolculukta da gördük. Evet. Kendini nasıl Nevroz'unda ya da Mehmet'in ya da o büyük dalgaların içinde kendi şeyin Şehnaz'ın kendini özgürleşmesi, veya işte tamamen biz Karadenizliler yatan deniz, yani kışın da çok yatar, sakin denize yattı deriz de, o böyle çok sakin sisin sesli anlarda da şeyin kendine bir dinginlik, bir sakin, bir sükunet, yani o anlarını elmasında suyla. Biz böyle benim için çok şey söylüyor nedense. Ama bu bir biraz da nevrotik. Yani bunu nevrotik derken benim kendimin suyla olan ilişkisi de aynı zamanda. Kendi kişisel dokunmam suya bir parçada. Çünkü bu metaforları bana sürekli gelip işte boğulmayı da söyleyebiliyor. Dağ ve su kenarında yaşamak, Asu bilir bunu. Biraz dağ, arkanı dağ verip önünü denize bakarak, kapkara bir denize bakarak büyümek biraz böyle birini yaratıyor demek ki diyebilirim yani. Kapkara deniz vurgusunu tekrar etmek istiyorum. Kapkara deniz. Ben de Trabzon'a gittiğimde 11 yaşındaydım. Erzurum'dan Trabzon'a gitmiştik. Ve giderken çok korktuğumu hatırlıyorum. O geçtiğimiz o arasın kenarından geçerken suların o bayağı coşkun akan ve inanılmaz bir uçurum ve o uçurum, aşağıya bakamıyorsun, karşıdan araba geliyor, öbür araba geçemiyor filan. Benim için de böyle çok hani bayağı travmatik bir şey olmuştu o su ve yarla kurulan ilişki, uçurumla kurulan ilişki. Gerçekten haklısınız. Bir de bizi hep çocukken şey diye korkuturlardı. Karadeniz'e girilmez. Çok tehlikelidir. Hani orada ölüm vardır evet. Karadeniz'den. Yani birdenbire içine çeken, birdenbire derinleşiyorken dalgasıyla yani kumu ayağınızın altından çeker ve siz ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ayağınız yere basıyorken bir anda yüzme bilmiyorsanız boğulabilirsiniz. Benim öyle kurtardığım insanlar var. Yani yüzme, bir kıyıda durduğunu zannederken birdenbire işte böyle ayakları yerden kesildiği için
Sadece dalgası çok büyük olduğu için değil, o dalganın geri dönüşümü sırasında. Yani su top, tam bulamadım şimdi. Yani su çeker insanı, evet, evet, açığa da atar. Onlar bir kilometre sürüklendiğini bilirim ben yüzerken. Yani ya da kayık, kürek çekerken bizi böyle takalarla gelip kurtardıklarını gecenin bir vakti çocukken kayık mayık çalmıştı. Böyle hikayelerim çoktur. Karadenizli, yani Karadenizli olmak için Karadeniz'e baş etmeyi öğrenmesi gerekiyor insanın her şeyden önce. Yalnız arkadaşlar, eğer Karadeniz'e bakıp arkasına dağ alıp Şehnaz kadar cesur alıyorsa eyvallah. Yani o acayip bir karakter. Yani muhteşem. Yani böyle o kadar meydan okuyor ki, hem de tam söylediğiniz mahrem hayatı üzerinden. Şehnaz benim kafamda cinsellikle ilgili bütün temaları alt üst eden bir kişilik. Yani tebrik ediyorum Şehnaz'ın durumunu, çok cesur ve bakılası buluyorum. Evet. Asu demin çok güzel tanımlamalar da yaptı. Yani daha doğrusu seçilmiş hayatlı seçilmemiş hayat. Murat da biraz ona zorlanıyordu mesela, annesi tarafından kuşatılmış ve ona giydirilen bir proje hayatının içinden, evet, kaçıyordu Murat. Birbirine ne kadar benzer temalarla, farklı karakterlerden dolaşıp durduğumuzu da görüyoruz ama Şehnaz gibi, yani Şehnaz hepimizden bir tanesi. Yani Şehnaz böyle çok ekstrem bir karakter değil. Birçok birisi gibi, birçok kadın gibi, birçok Cem'le olan ilişkisi gibi seçilmiş, tutku dolu, yani aşk dolu, tutku dolu, sevgisi eksik, teması eksik olan bir ilişkide, daha doğrusu narsist bir insan tarafından manipüle edilirken çok değer verildiğini zannettiği bir hayat, değer verdiği ve değer verildiğini zannettiği bir değersizliğin, psikolojik bir şiddetin içinden çekip çıkartıyor kendini, psikiyatrist olmasına rağmen bunun, yani bunun içinden çekip çıkartabilmesi, yani ilişkiler bu kadar kompleks aslında. Dolayısıyla ne yaşadığımızı, cinselliği de dahil olmak üzere, nasıl manipüle edildiğimizi ve buna onay verdiğimizi, nasıl onay verdiğimizi, biraz da gidişatı çok kolay değiştirebilmek her zaman o kadar kolay değil, kurulu bir düzeni, ama duygusal yanımızda da, yani duygu durumumuzda da bunu çok kolay kabul et. İlişki bu kadar kompleks. Bir tanesinde ne kadar kompleks bir durumu anlatıyor ve bir çıkmazın içine sokuyor. Diğeri ise aslında daha belirgin. Seçilmemiş bir hayat çünkü onun üzerine. Yani o çocuğun üzerine yüklenmiş olan bütün o görevler, yükler, işte karılık yapmak, kayınvalideye de bakmak, onun hayatından sorumlu olmak ve birine karılık yapmak, hem fiziken hem de yani aileden kopmuş olmak, güven duyduğu yerden uzaklaştırılmış olmak, bu yükleri taşıma, kardeşinin başına gelenden dolayı kardeşinin aynı hayata maruz kalacağının sızısını duymak, özlem duymak, onun başında dolaşan belalar, böyle yani durum böyle ve bu kadar farklı ama bu kadar aynı olabildiğini bu kompleksin görüyoruz. Evet. İkisi de işin içinden çıkabilmeyi beceriyor. Çünkü toplumsal cinsiyet kodları bu şekilde üretiliyor ve yaratılıyor. Yani o kodlar içerisinde kadın imgesi hangi kültürel şeyden gelirse gelsin, hangi sosyal sınıftan gelirse gelsin, bir şekilde hepimizin mücadele etmek zorunda olduğu o kalıplar ve kodlar var. O kod sistemi, işte Şehnaz da o kod sistemiyle mücadele etmeye çalışıyor ki mücadele etmek için araçları da çok var aslında. Yani eğitimli, donanımlı, işte bir şekilde ekonomik şeyi var, gücü var ve buna rağmen bunlarla mücadele, kadın olma meselesini, evet, çok da aşamıyor. Yani o yüzden biraz da mücadele ya da kendin gibi ol, yani kendine yapılmasını istemediğin bir hayatın içinden çıkabilmenin içine bu parametrenin içine tutkuyu da koymaya çalıştım ben. Evet. Buna rağmen kendine, kendini değersiz hissettiğin andan itibaren yaşadığını, bu iş ilişkisi de dahil olmak üzere, kendi kendine hani kurduğun düzen de dahil olmak üzere, neye maruz kalıyorsan, ne için taviz veriyorsan eğer,
Bütün bunları yani onun için tutku çünkü en şey olan yani en zor elle alabileceğiniz şey ve bilirsiniz bir insanı her şeye rağmen ve manipülasyonu fark edemeyebilirsiniz ya da manipülasyonla bile baş edebileceğinizi zannedebilirsiniz. Çünkü o öyle bir şeydir ki sizi bir gün bir an yücelttiğini hissettirirken bir anda yerin dibine de sokabilir. Ve siz hala bu yani birisi tarafından manipüle ediliyorsanız ilk ilişkinlik başlarında çok da yüceltilmiş olabilirsiniz ve hala oraya bel bağlıyor da olabilirsiniz filan falan. Yani narsistik ilişkiyi bu kadar böyle uzatmayalım şimdi ama dolayısıyla çok kompleks bir durumun içinden ama ne olursa olsun kendinize verilen değer, siz kendinize verdiğiniz değeri hiçbir zaman küçümsemeyin. Hiçbir zaman. Yani önce özünde kendiniz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani tutkunun tek özgürleştirici durum olduğunu burada söyleyebiliriz. Bütün o kompleks şeylerin, parametrelerin üzerinde yükselebilmesi için. Aslında bu tutku her alanda geçerli değil mi? Meslek, sinemacılık, mimar olma, hayatımızın her alanında kendi varoluş kabımızı keşfederken o tutkuya ihtiyacımız var gerçekten. Filmlerin sonuna geldik. Evet, sorulara biraz yani, bakalım istiyorum. Evet, sen bir şeyler soracaksın Asucuğum. Öyle yani aslında tüm bu tartışmalar, kavramlar ve ağırlıklı olarak karakterler üzerinden gitti. Bir de mekansal öğeler ve mekan bileşenleri üzerinden bu kesme, kopma ve kaymayı konuşabilirdik aslında tüm filmleriniz özelinde. Sunumlarda o yüzden onlara da böyle küçük küçük yer verdim. O da ufuk açıcı olmuştur umarım dinleyiciler için. Hocam uyarı alıyoruz sevgili moderatör. Evet, evet. Görüyorum. Şimdi arkadaşlar burada sorularınızı yanıtlamaya çalışalım diye bakıyorum, ayırmaya çalışıyorum. Son 15 dakikamız da kaldı. Neslihan bizi uyarıyor. Eksik olmasınlar bu saate kadar sabırla bizi beklediler. Hemen hemen bütün soruların aslında ben yanıtlarını verdiğimizi düşünüyorum ama hani burada özellikle sormak bakıyorum. Ebra Nur Yılmaz, mimaride kullanıcılar nasıl önemliyse sinemada da insanlar, karakterler benim için önemli dediniz. Doğru, tamam. Bunu konuştuk zaten. Yani sinemada da mekanlar birer karakterdir. Evet. Eren Doğan, Havva hocamız bir derste Bozkır'dan örnek vererek mekanın ruhundan bahsetmişti. Yeşim Ustaoğlu mekanın ruhundan yola çıkarak hikayeler yaratıyor mu? Bunu da konuştuk. Evet. Yaratıyor. Değil mi? Hanne Betül Akdoğan. Bugüne kadar mimarlık ve sinema arakesinden baktığınızda hangi filmlerden etkilendiniz ve hangi filmleri önerirsiniz? Bu farklı bir soru. Evet. Yani bir sanırım dağarcığımda çok fazla film vardır ama tek başına bir filmden yani çok bunun böyle bir süzgeç olduğunu düşünmemiz lazım aslında. O kadar çok film izlemişimdir ki kim bilir şu anda aklıma bile ismi hemen gelemeyecek çok müthiş etkisini etkileyen Bergmanlar, Tarkovskiler, Yılmaz Güneyler, Metin Erksanlar, Lütfi Akatlar söyleyebilirim. Birçok film sayabilirim ama sonuçta kendinizde sizi var eden o süzgecin sonunda kendi imgenizi yakalamanız gerekiyor. Tabii ki izleyin. Bu seminden beri sözünü ettiğim Antonioni'ler, Fellini'ler yani bugünün sinemacıları da yani ben gün çağdaş sinemayı da çok yakından izliyorum. İlk filmleri çok çok yakından izliyorum. Uluslararası ve ulusal sinemamızı da izliyorum. Yani mutlaka iyi olduğunu şu anda mesela bu festival bünyesinde Chris Maker'lar bir sürü Herzog yani oturup mesela oradan başlayın. Oturup bu festival Mubi'deki üye olup hemen Netflix dizilerinden biraz uzaklaşıp Mubi'deki yani orada çok güzel bir katalog var. Mubi'nin diğer yani aylık seçkileri de şimdi Mubi reklamı yaptım ama olsun. Yani ulaşabildiğiniz, özgün olduğunu hissettiğiniz çağdaş sinemayı da sinema külliyatını da 100 yıllık bir tarihi var. Ulaşabildiğiniz bütün filmleri buldukça zaman izleyin mutlaka. Mubi'nin iş ortağımız bu arada.
O yüzden MUBI bu festivalde filmlerin izlenmesini sağlayan bir iş ortağı olduğu için reklamını yapmakta bir sakınca yok. Sevgili ben dinledim zaten yani günde bir tane bir filminin bankaya ulaşmak. Hani ona izin verdi. Şahane izlenimler var MUBI'de. Şahane izlenimler var. Bu arada bize desteğini esirgemeyen Cem Güç'e de çok teşekkür ediyoruz MUBI'den. MUBI'nin Türkiye koordinatörü arkadaşımız. Çok sevgilerimizi iletiyoruz ve teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladığı için. Ve MUBI gerçekten bu bilimle ilgili soru soran arkadaşımıza da ve diğer arkadaşlarımıza da bütün izleyicilere öneririm. Şahane ilk filmler var. Çok güzel klasikler var. Başlamak için iyi bir şey ve bu festivalde bir anda kendimi şey yapayım. Özellikle benim seçtiğim Herzoglar, Chris Marker'lar bunlar çok önemli isimler. Özellikle bu essay film dediğimiz deneme filmlerinin üretilmesinde hani bir mimarın aslında kendisini ifade etmesi açısından da çok önemli yolculuklar bunlar, bu essay filmler. Bir başkasının da Şölen, sevgili Şölen bize demiş ki küçük bir detay ama Araf aslında panelin başında bahsettiğiniz dijitalleşme konusunda çok önemli bir sekans barındırıyor. Yönetmen bir an için kendi kamerasını bırakıyor. Olanları video çeken karakterin cep telefonu kamerasından izliyoruz. Çok ilginç bir karar, tercih, gerçeklik duygusu. Dikkatli bir seyircimiz ve sevgili meslektaşımız, sevgili Şölen. Seni ve bebeğini çok öpüyoruz. Evet, bu detay konusunu biraz açar mısın Yeşim? Olgun'un yarışma sırasında kullandığı sekanstan bahsediyor herhalde şimdi hatırlayınca. Yani başka türlü olamazdı herhalde, tek kelimeyle başka bir şey diyemem. Yani Olgun'un o sırada kendi çektiğini ve o sırada yani şimdi de şu anda da mesela o iyice tam bir çılgınlık haline geldi ya sosyal medyada çektiğini paylaşmak o kadar olmasa bile. YouTube'larda işte böyle kahramanlık öyküleri de dahil benzer bir şeylere çok da tanık oluyorduk ve ben de o anın o gerçeklik duygusunu hakikaten hissedebilmek için yaptıkları şeyi, onların kendi yaptıkları gözden görmeyi istedim. Başka türlü bir açıklaması yok bunun, doğru evet, yani. Önemli bir sekans. Doğru. Yani bütün filmler yaşadıkları anın biraz önce de söyledik etken şeyini tespit ediyor, gerçekliğini tespit ediyor aslında bir yandan da. Güneş yolculuk zamanında faksla çalışıyor. Evet, doğru. Bu aslında zamanın ve mekanın o topolojik yapısının ne kadar filmlerin okunmasında önemli olduğunu, o katmanları sıyırmanın, hani buna biraz böyle soykütüksel bakmak gerekiyor her şeye. Yani bir kazı yapmak gerekiyor, soykütüksel bakmak gerekiyor. Biraz aslında her şey biraz mekanizma ve o mekanizma... Pardon? Sözünü kestim, sen tamamladın. Hayır, lütfen, hayır, ben bitirdim. Bir şey... Yani mesela demin Güneş'e yolculuğun bir karesine bakarken aklımdan yine bir, yani o gece kondulaşmaya karşı hızla gelen gökdelen, uzaktan evet, bakıyoruz ama evet, gökdelen. Evet. Yani şimdi onun nasıl sardığını, büyümüş. Bugün baktığımızda başka türlü bir imge var karşımızda kentsel dönüşümle beraber. Yani zaman başka yere evriliyor. Evet. Yani özellikle kentsel dönüşüm konusunda gerçekten filmlerin çok önemli bir hani timeline derler ya, o timeline'ı senin filmlerin üzerinden de okumak mümkün. O kentsel dönüşümün, kent politikalarının. Habercisi olmaya başlamıştı. Yani meleklemeler de bu. Sonra işte Pandora.
Melezleşmeler de çok önemli. Yani hani bu sanalla somut yani virtual görüntü gibi, sanal ve somut görüntüler gibi aynı şekilde taşra ile merkez arasında da bir melezleşme var. Artık günümüz Türkiye'sinde dediğim gibi neresi taşra, neresi merkez, bunlar hepsi şeyini kaybetmiş durumda. Artık kendi o kalın çizgilerini, çerçevelerini kaybetmiş durumda. Her biri birbirinin içine geçerek birbirlerini kimi zaman hani fizikteki dalga boyları gibi, kimi zaman yükselten, kimi zaman söndüren gerçekliklere dönüştürdüler. O yüzden de zaten hani Arap ifadesi çok önemli. Hepimiz aslında birer o Arap'ta yaşıyoruz. Arayüzler de birer Arap bu bağlamda. Çok teşekkür ederiz sevgili Yeşim. Bizi çok mutlu ettin bu akşam. Unutulmaz bir gece evet. Geçirdik sayende. Her şeyden önce böyle hep beraber yani böyle sohbet edebilmek, keşke birbirimize dokunarak tabii bunu yapabilseydik, birbirimizi hissederek yapabilseydik ama bu da çok değerli. En azından seni oralardan kucaklıyoruz, oralardan sevgilerimizi iletiyoruz, oralara sevgilerimizi iletiyoruz. Diğer arkadaşlarımıza da öyle. Çok teşekkür ederim sevgili Asu, çok teşekkür ederim sevgili Havva. İyi ki varsınız, iyi ki bu yolla hep birlikte çıktık ve böyle devam etmeyi umut ediyorum. Diğer bizim teknik desteğimizi veren bütün arkadaşlarımıza, sevgili Sena'ya, Neslihan'a ve Tolga'na çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde bu saate kadar sorunsuz ilerleyebildik en azından. Hiçbir şekilde bunun şeyini yaşamadık yani, en azından stresini yaşamadık. Çünkü bizler biraz stresliydik. Havva'nın baştan söylediği gibi kalp seslerini neredeyse ekranı bir ultrason makinesi olarak falan Havva şey yaptı. Kalp seslerinin bize iletileceğini düşünmüştü. Ama inanıyorum ki şimdi biraz rahatlamıştır ve huzura ermiştir. Herkese teşekkür ederim. Çok huzurlu, çok keyifli, çok değerliydi. Bu anlar unutulmazdı. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Güzel bir gece geçirdim ben de. Asucuğum, sen bir şeyler söylemek ister misin? Son 5 dakikamız. Şölen de yeni projelerinizi merak etmişti. Biz de aslında kapanışı şöyle yapmak istiyorduk. Ben evet. Bir cümleyle siz kapatırsanız ben bu dakika hakkımı size veriyorum. Aranızda olmaktan çok büyük bir onur duydum. Çok mutlu oldum. Niceleri olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arta kalan Arta kalan projesi gelmek üzere. Şu anda beni biraz buraya mıhladı, yola çıkartamıyor ama yine bir yol hikayesi, yine bir kendinle uğraşma hikayesi. Benim daha henüz ortaya çıkmadan üzerinde konuşmam o kadar zor ki, biraz da onun böyle kendine göre bir mahremiyeti var ya şu an için. Tabii. Ama yine en azından verdim. Arta kalan bir küçük bir ailenin içine bakarken hepsini dağıtıp sonra nerede toplanacağını soruyor. Yani çok çok yine günümüz kopuşlar çok... var yani hocam. Yine kopuşlar var. Yine kesmeler, yine kopuşlar, yine kaymalar. Yine pratikmalar. Teşekkürler. Evet. Yeşim, son olarak başka bir şey söylemek ister misin? Sen de mutlu oldun mu bizimle? Çok çok mutlu oldum. İçimden geçen bir şeyi söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Öyle bir kısa zamanda. En kısa zamanda. Biz de İstanbul'a geldiğinde seni görmekten çok büyük mutluluk duyacağız. Zaten pandemi bitsin, ben hemen Trabzon'a gideceğim. Yani lütfen Adana'ya da gelin. Lütfen Adana'nın nesi eksik? Çok teşekkür ederiz. Cihat Yıldırım, affedersin. Sizin isminizi atladım biraz önce.
Cihat Yıldırım'a da çok teşekkür ederim teknik desteklerinden ötürü. Hepinize iyi geceler, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Bizi dinleyen herkese çok teşekkürler. Tekrardan Binat İletişim'e, Circle'a ve Mubi'ye çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağlıcakla kalın.